Sayın katılımcılar, değerli konuklar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen Profesör Doktor Nusret Fişek'i anma etkinliğine hoş geldiniz. Değerli hocamız Profesör Doktor Nusret Fişek'i aramızdan ayrılışının 31. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakan Altıntaş'ı davet ediyorum. Değerli katılımcılar, Profesör Doktor Nusret Fişek anma etkinliğine hoş geldiniz. Bu haftanın özelliği olması nedeniyle birkaç gün gecikmeyle de olsa hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Bu toplantıyı aslında gönlümüz hep yüz yüze yapmayı arzu ediyor. Ama malumunuz üzere pandemi bu konuda aktiviteleri sınırlıyor. Maalesef son iki toplantımızı bu şekilde çevrim içi yapmak durumunda kaldık. Tabii ki bunun da bir takım avantajları yok değil. Çünkü canlı yayın olduğu için ülkemizin her tarafından Nusret Hoca'ya ve ilkelerine gönül vermiş değerli halk sağlığı çalışanlarına bir katılma fırsatı doğuyor. Nusret Hoca'mızı hepimiz tanıyoruz. Onun özelliklerini yani bir kere daha tekrarlamak istemem aslında ama vurgu yapmak istediğim noktaları var. Bir kere her yönüyle örnek bir insan, örnek bir hoca. Tabii biz, ben burada Hacettepe Halk Sağlığı Anabilim Dalı adına da konuştuğum için bu anlamda da çok gururluyum. Çünkü böyle bir hocanın jenerasyonlarını sürdürmek şerefine erişmiş kişiler arasındayım. Bu benim mutluluğumu çok arttırıyor. Kendisi Atatürkçü, bir Cumhuriyet aydını ve yaşamını toplum sağlığına vakfetmiş adeta. Sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuş ve yaşam süresince hiç durmaksızın herkese, ama istisnasız herkese, herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın nitelikli sağlık hizmeti ulaşması için çalışmış. Bu anlamda da çok önemli eserler meydana getirmiş. Ben onunla ilgili, geçmişiyle ilgili yazıları okuduğumda, anlatılanları dinlediğimde, son dönemlerini televizyonlardan izlediğimde, bana göre iki tane çok önemli eseri var. Bu zaten hepimizin ortak paydası. Bunlardan birisi sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun. Her şeye rağmen ilkeleriyle biz halk sağlıkçıların asla vazgeçemeyeceği prensipleri içeriyor. Bir diğeri de nüfus planlaması kanunu. Bu ikisinin de günümüz Türkiye'sinde bile hala ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Türkiye nüfus araştırmasını ilk kez gerçekleştiren kişi hocamız. Çok sayıda yöneticiliği var. Burada da birçok paydaşımızın olduğunu görüyorsunuz. Birçok paydaşımızın bulunduğu kuruluşa, sivil toplum kuruluşlarına önemli katkılar yapmış. Ama bizim açımızdan baktığımızda üniversitemizin, Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşuna damga vuran, temelinde çok önemli harcını katan bir hocamız. Yani Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda, topluma dayalı sağlık hizmetlerinin başlatılmasında yeri tartışılmaz. Tabii ana bilim dalımızın bugüne gelmesinde, gelişmesinde, birçok halk sağlıkçının yetişmesinde de kuşkusuz önemli bir rolü var. Meslek odası üzerinden çalışmalarında meslek haklarının sağlanması, tıp meslek ahlakının geliştirilmesi ve son cümlede de ülkemizde halk sağlığının gelişmesinde çok önemli bir figür,
bir halk sağlığı önderi. Bu vasıflarıyla bizlere günümüzde de halen önderlik etmeye devam ediyor. Biz ana bilim dalı olarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ana bilim dalı olarak bu kadar gelişmiş, artık günümüzde gelişmiş halk sağlığı network'ü içerisinde kendi ödevimizi, onun ilkelerini yaşatmak ve tıp fakültemiz öğrencilerine kuşaktan kuşağa aktarmak olarak belirlemiş durumdayız. Onun yolunda taviz vermeden ilerlemeye devam edeceğiz. Sözümün bu noktasında değerli hocamızı hiç unutmayan, mütemadiyen bu anma etkinliklerini ortaklaşa düzenlediğimiz kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum. Yine bir teşekkürü de panelde konuşacak olan değerli hocalarımıza yapmak istiyorum. Tabii şu anda katılım boyutunu bilmiyorum ama bu vakitte bizimle bu anı paylaşan tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Değerli hocamız, önderimiz Profesör Doktor Nusret Bişek'i saygıyla, sevgiyle anıyorum. Teşekkür ederim. Konuşmaları için Sayın Profesör Doktor Hakan Altıntaş'a teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Bülent Kılıç'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına bugün burada olmaktan ve Nusret Fişek hocamızı anmaktan tekrar büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Toplantıyı düzenleyen, organize eden bütün kuruluşlara, bütün partnerlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Nusret Fişek hocamızın çok yönlü bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Ama sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir eylem insanı. Hem Türk Tabipleri Birliği içinde yaptığı çalışmalar, hem de meslek yaşamı içinde. Hıfzı Sağ Okulu'ndan başlayarak Hacettepe'de ve daha sonra eğitim araştırma bölgelerindeki kurguladığı yapıyla çok önemli eylemler yaptığını biliyoruz. Tabii sadece o da değil, sadece bir eğitimcilik, bir yöneticilik, bir bilim insanlığı değil, aynı zamanda demokrat ve barışsever bir insan kendisi. Ve nitekim meslek örgütümüzde de önemli çalışmaları olan, damgasını vurmuş olan bir insan. Fakat Nusret Fişek hocamızın özellikle değinmek istediğim, bizim mesleğimiz açısından da önemli olan üç temel özelliği var. Bunlardan birincisi Hakan Bey'in de atıf yaptığı sosyalleştirme modeli. Sosyalleştirme modeli 1961 yılında kurgulanan ve hem yasayı okuduğumuzda sağlık tanımı, insan hakları evrensel bildirgesine yaptığı atıf, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesiyle ilgili temel bütün ilkeleri koyması, toplum katılımına kadar hemen hemen her konuyu ele alması gibi aslında zamanının çok ötesinde çağdaş bir kanun ve aynı zamanda daha sonra 78'de Almata'daki bildirgenin de aslında bu kanun birçok ilkelerini alıp orada da uygulandığını görüyoruz. Dolayısıyla sosyalleştirme kanunu sadece bir yazılı metin olarak algılanmamalı. Aynı zamanda daha önceki meslektaşlarından farklı olarak Nusret Fişek'in yaptığı, yani gerek Refik Saydam gerek Cemalettin Ordan biraz daha farklı olarak yaptığı şey, bunu bir model olarak bütün Türkiye'ye yaygınlaştırması ya da en azından onu başlatması ve daha da önemlisi bunu Türkiye'nin doğusundan başlatması. Çünkü o dönemdeki en büyük problem köylerde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sağlık hizmetleri alanındaydı ve dolayısıyla sosyalleştirme modeli hem ilerici olması, hem çağdaş olması, hem kamucu olması, hem de Türkiye'nin eşitsizliklerini giderecek şekilde doğudan başlatılmasıyla çok önemli bir çalışma ve önemli bir miras bizim için. Ne yazık ki günümüzde yaşatılmıyor ama birçok ilkesi uygulanabilir ya da yaşatılabilir. Bunun üzerine düşmemiz lazım. İkinci önemli konu Hıfzı Sağ Okulu'nda yaptığı çalışmalar. Bizim halk sağlığı uzmanlık eğitimimizin ilk başlatıldığı dönem Nusret Fişek hocamızın çabalarıyla gerçekleşiyor. Ve halk sağlığı uzmanlık eğitiminin gerek tababet uzmanlık tüzüğünde yer alması, gerek daha sonra Hacettepe'de bu uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi
son derece önemli çalışmalar. Özellikle bizim mesleğimiz açısından son derece önemli çalışmalar. Bu konuda da Türkiye'de bir öncü olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da ona bir minnet borcumuz var. Ve üçüncü olarak da bence Hacettepe'de kurduğu Etimesgut ve Çubuk eğitim araştırma bölgeleriyle gene Türkiye'de zamanında belki Etimesgut'ta bir takım küçük çalışmalar vardı ama bunları genişleten ve bunun üzerine uzmanlık eğitiminin gerek birinci basamakta, sağlık ocaklarında, gerek hastanelerde, gerek çift dal uzmanlık eğitimleriyle birlikte zenginleştiren ve bunun ötesinde burada bir multidisipliner ekip yapısı oluşturan, yani o zamana kadar sadece hekim üzerinden giden çalışmaları geniş bir ekibe dönüştüren, sosyal bilimleri işin içine katan, nitekim gene Hakan Bey atıf yaptı, nüfus planlaması kanunu, demografiyle ilgili çalışmaları, çok çok önemli birçok sosyal bilim alanında diğer bilim insanlarıyla ortak çalışmaları da var. Dolayısıyla bu üç yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum Nusret Fişek Hocamızın. Hem bizim meslek ve uzmanlık alanımızın genişlemesinde ve gelişmesinde, hem de Türkiye'de çok çağdaş bir sağlık modeli oluşturulmasında oldukça öncü ve önemli bir rol oynadı. Ne yazık ki günümüzde ondan ders alma ya da onun yazdıklarını okuma şansımız yok. Ama bu temel ilkeleri yaşatabiliriz, bu temel ilkelerin peşinden gidebiliriz. Onun gerek üniversitede gerek meslek örgütünde yaptığı demokrat, barışsever ve bilimsel çalışmaları genişletebiliriz, takip edebiliriz. Bu anlamda bize önemli bir miras bıraktığını görüyoruz. Kendisi bence çok bir anlamda bir bilim mozaiği yaratmış durumda. Yani değişik alanlardaki çalışmalarına baktığımız zaman sadece halk sağlığı değil, biyokimya, mikrobiyoloji, bakteriyoloji, demografi gibi alanlarda da önemli çalışmaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hepimiz için örnek bir insan ve kendi çağına göre de ileride yaşamış olan bir insan. O yüzden bugün anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Kendisini tekrar rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Ve umarım bugün gene onun adına yaraşır bir şekilde bir bilimsel etkinlikte düzenleriz. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Konuşmaları için Sayın Profesör Doktor Bülent Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'yı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu kadar halk sağlığı uzmanının arasında naçizane bir arada olmaktan onur duyduğumu ifade ederek başlayayım ben. Bu ülkenin ne kadar çok sizlere ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle de böyle bir küresel salgın döneminde. O yüzden sevgili Nusret Fişek hocamızı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin efsanevi önceki başkanlarından değerli hocamızı anmak üzere bu toplantıyı düzenlemekte emeği geçen hem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na hem özellikle birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz uzmanlık derneklerinden Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ne hem de Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz biz Türk Tabipleri Birliği olarak. Tabii Türk Tabipleri Birliği'nin en önemli çalışma alanlarından birisi Nusret Fişek hocamızın da önderliğinde halk sağlığı alanı olmuştur ve tüm mutfağında halk sağlığı alanından meslektaşlarımız emek verirler ve yol gösterirler Nusret Fişek hocamızın açtığı yolda ve tuttuğu ışıkta. Gerçekten çok önemli isimlerden. Şöyle bir anma daha yapmak isterim ben. Gene bu örgütün, Türk Tabipleri Birliği'nin çok emek vermiş önemli isimlerinden biri. Sevgili Atasoyer de Nusret Fişek hocamızı kök hücre olarak tanımlardı. Bu çok yönlülüğü ve bütüncül bilimsel bakışı itibariyle. Tabii ki sevgili hocamızın zamanında inanılmaz bir öngörüyle ortaya koyduğu sosyalleştirme, nüfus planlaması her biri bugün
ne yazık ki bizim yaşadığımız sıkıntılarda eksikliğini derinden hissettiğimiz alanlar. Birinci basamağın tahrip edilmiş olması, biz küresel salgında yaşadık, hangi anlama geldiğini hep beraber görmüş olduk. Nüfus planlaması ile ilgili yasa olmasına rağmen bunun uygulanmayışını, isteğe bağlı gebelik sonlandırmanın artık neredeyse hiçbir hastanede yapılamadığını görüyoruz bugünlerde. O yüzden Nusret Fişek hocamıza sözümüz olsun. Gerçek koruyucu hekimliği önceleyen bir birinci basamağı kurmak için hep beraber daha kuvvetle mücadele edelim. Gerçek bir nüfus planlaması anlamında evet, insanların isteğe bağlı gebelik sonlandırılması da dahil olmak üzere bedenlerin üzerindeki hakların savunulması için birlikte mücadele edelim. Ve tabii ki Nusret Fişek hocamızın yargılanmasına da neden olan idam cezası ile ilgili açıklamalarımız ve ayrıca burada özellikle hekimlerin görev almaması gerektiğine dair değerlendirmelerin ne kadar önemli olduğunu bugün hala hissediyoruz. Bizim açımızdan baktığımızda hekimler olarak Türk Tabipleri Birliği'nde bir ışık Nusret Fişek hocamız. Hep bir ışık oldu, olmaya da devam edecek. Onun adına düzenlenen bu toplantıların hepimizi aydınlatması bizim dileğimiz. Bundan sonraki yıllarda da bu seneki anmada özellikle COVID-19'u temel alan ve aşılanma üzerine, aşılanmadaki eşitsizlikleri ele alacağımız bu toplantıda çok kıymetli. Tam da Nusret Fişek hocamızın bize gösterdiği yolu işaret ediyor. O nedenle katılımcılara, konuşmacılara çok teşekkür ediyoruz. Ve birlikte biz yeniden güçlü bir sosyalleştirmeyi de hayata geçireceğiz diye umut ediyoruz. Verilmiş sözümüz var. Çok teşekkürler. Konuşmaları için Sayın Profesör Doktor Şebnem Korunur Fincancı'ya teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Nusret Fişek'i anma etkinliğinin bu yılki teması COVID-19 aşılaması ve eşitsizlikler olarak belirlenmişti. Panelin kolaylaştırıcılığını yapmak üzere ben Profesör Doktor Şefkat Bahar Özbarış'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Panelle ilgili, daha doğrusu bu etkinliği düzenleyen tüm organizasyon gruplarına da çok çok teşekkürler. Ben deminki konuşmalardan aslında tanımlandı. Nusret Fişek Hoca'yı tanımlayan pek çok ifade var. Bilim insanı, halk sağlıkçı, toplum hekimi, tıp eğitimcisi, lider, yönetici, demokrat, insan hakları savunucusu, aydın. Ama yine çok iyi anlıyoruz ki, biliyoruz ki ayrıca ülkemize kazandırdıklarıyla da gerçek bir yurtsever Nusret Fişek hocamız. Benim Nusret hocayı tanımam 1986'lara dayanıyor. O zaman hoca emekli olmuştu ama Türk Tabipler Birliği Başkanı'ydı. Ben de Ankara Tıp Odası'nda çalışıyordum. İşte 88'de de Ankara Tıp Odası Yönetim Kurulu'ndaydım. Hoca da TTB Başkanı'ydı. Böyle bir şeyimiz olmuştu hocayla. Daha sonra da bizim asistan kursumuzda ders anlatmaya gelirdi hoca o zamanlar, emekli olsa da. O kursta hocadan ders almış olmak da gerçekten bir ayrıcalıktı. Nusret hocamız aslında 31 yıl önce kaybetmedik. Bugün Ümit Kartoğlu, sevgili Ümit Kartoğlu'nun çok güzel bir çizgisi vardı. Ve de diyor ki, başına fişek düşenlerdenim diyor. Pek çok hekimin başına düşmüş ve gelecekte de yeni kuşakların onun ilkelerini yaşatmaya devam edeceğini biliyoruz. Hocamızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Şimdi bugünkü konumuz, panel konumuz yine
COVID-19 aşılaması ve bundaki eşitsizlikler. Bununla ilgili aslında pek çok yerde eminim konuyu dinliyorsunuz, ele alınıyordur. Ama şunu iyi biliyoruz, Dünya Sağlık Örgütü'nün son yaptığı 27 Ekim'deki değerlendirmesinde yüksek gelirli ülkelerde aşılanan iki kişiden birisi aşılanmış durumda, hatta daha fazla, %63 diyor. Düşük gelirli ülkelerde de 21 kişiden birisi, %4. Aşı üreticileri 12.2 milyar doz aşı üreteceklerini belirtiyorlar. Bu dozun dünyada 12 yaş üstündeki herkese yetebileceğini biliyoruz. Ama ne yazık ki %90'ı yüksek gelirli ülkelerde, G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinde, onların elinde ve işin ilginç yanı 100 milyon doz aşının da bu yıl kullanımının biteceğini, kullanım süresinin dolacağını biliyoruz. Tabii aşıdaki aşılamadaki eşitsizlikler üretim aşamasından uygulamaya kadar, kişilere ulaşmasına, onların erişmesine kadar geçen zincirde oluyor. Bugün bu ayrıntıları konuşmak üzere üç değerli konuşmacımız var. Öncelikle birinci konuşmacımız Profesör Doktor Bülent Kılıç, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı olarak bize sağlıkta eşitsizlikleri önce böyle bir çerçeve sunum yapacak ve daha sonra da Profesör Doktor Levent Akın hocamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan COVID-19 aşılarında dünyadaki eşitsizliklerde genel durumu ele alacak. Daha sonra da Türk Tabipler Birliği adına Profesör Doktor Muzaffer Eski Ocak COVID-19 aşılamasında Türkiye'de eşitsizlikleri ele alacak. Sizin sorularınızı YouTube'dan yazabilirsiniz. Bize buradan iletilecek katkılarınız da tabii ki elbette. Onları konuşmaların sonunda ilgili hocalara ben yönlendireceğim ve ulaştırmaya çalışacağım. Panelimizin akışını bu şekilde planlamış durumdayız. Ben ilk sözü Sayın Bülent Kılıç hocama veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum sunumda gözüküyor, paylaştım şu anda. Evet, benim konuşmam sağlıkta eşitsizlikler ve bununla bağlantılı olarak COVID-19 ile ilgili neler biliyoruz? Şu ana kadar elimize geçen literatürden son 1-1,5 yılda bize neler geldi? Bunlarla ilgili kısa bir aktarım yapmak istiyorum. Burada sevgili Nusret Fişek hocamızın bir karikatürünü görüyoruz. Fişek, Çalışan Çocuklar Vakfı'nın düzenlediği bir karikatür yarışmasında dereceye giren karikatürlerden birisi. Nusret Fişek'in tüm Türkiye'yi muayene ettiğini, tanı koymaya çalıştığını gösteren bir karikatür. Tekrar karikatürü çizen Sayın Cemalettin Güven'e teşekkür edelim ve gene hocamızı da saygıyla anarak başlayalım. Sağlıkta eşitsizlikler temel olarak iki ana komponentten oluşur. Bunlardan birisi sağlık hizmet sunumunda gördüğümüz eşitsizlikler. Öbürü de bunun daha öncesinde toplumsal yapıdaki sosyal faktörlere bağlı eşitsizliklerdir. Genelde bizler şu tabloda gördüğümüz yapının sağ tarafına odaklanırız. Yani hastalıklar, iş görmezlik, engellilik, ölümler gibi konular. Ve eşitsizlik olarak hep bu sonuçları ölçmeye çalışırız. Oysa bu sonuçların dışında bunları oluşturan bir yapı vardır, bir nedenler grubu vardır. Orada da bu sol tarafta da daha çok alttaki yapıya odaklanırız. Sağlık hizmet sunumlarına. Yani sağlık insan gücüyle ilgili eşitsizlikler, finansman vesaire. Oysa bugün özellikle benim değinmek istediğim bu sunumda bunun da ötesinde bir sosyal değişkenler ve sosyal faktörler üzerinden eşitsizliklerin yaratıldığıdır. Biz özellikle bu konuda toplumsal ve sosyal politika girişimleriyle
bu eşitsizlikleri azaltmaya çalışırız. Tanımına bakacak olursak eşitsizlik ya bu sosyal nedenlerle, yani ekonomik, sınıfsal, mesleksel gibi nedenlerle ya da sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerle bir toplumda, katmanlarda ya da bireylerde önlenebilir ve kabul edilemez farklılıkların meydana gelmesidir. Bu iki kelime önemli. Yani önleyebileceğimiz sonuçlar olmalı ve kabul etmeyeceğimiz sonuçlar olmalı. Bir örnek getirdim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma 2001 yılıyla 2014 yılını kıyaslıyor yaşam süreleri açısından gelire göre. Yatay eksende, ilk ekseninde geliri görüyoruz. Yıllık eve giren para 5000 dolardan başlıyor. Yıllık bunlar. 1 milyon dolara kadar gidiyor. X eksenine bakarsanız ilk grafik erkekler için, ikinci grafik kadınlar için. Mavi ile giden hat 2001 yılının verileri. En yoksul olan kişiler, yani aylık geliri 5000 doların, özür dilerim, yıllık geliri 5000 doların altında olan bireylerde ortalama yaşam 74 yıl iken 1 milyon dolardan fazla geliri olanlarda 87 yıl. Aynı çalışma 2013-14'te tekrarlanmış. Bu sefer de 76 yıla 89 yıl olmak üzere aynı sonuç bulunmuş. Yani 13 yıl bir fark var. Yani yoksullar yıllık geliri 1 milyon dolar olan ailelere göre, insanlara göre 13 yıl daha az yaşıyorlar. Kadınlarda da benzer bir şey var. Orada fark biraz daha az. Onlarda da işte son yapılan çalışmada yoksulların 82 yıl, zenginlerin 91 yıl yaşadığı bulunmuş. Yani aralarında, zengin ve yoksul arasında 9 yıllık bir fark var. Şimdi bu şunu gösteriyor bize, bir toplumdaki gelir dağılımı son derece önemli. Yani çok zenginler ve çok yoksullar varsa o toplumda sağlıkla ilgili eşitsizlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Sadece beklenen yaşam süresi değil, başka hastalıklarda, morbiditede ve bir takım mental hastalıklarda da ciddi artışlar var. Şimdi bu gelir dağılımının bozukluğunu gösteren en iyi tablo da en zengin hane halkı dediğimiz ulusal gelirin en zengin %1'lik grubu. Yani kaymak tabakası dediğimiz grup. Yani o ülkedeki konutların içerisinde 100 parçaya bölersek en üstte yer alan %1'lik kesim toplam gelirin ne kadarını alıyor? Şimdi bu dünya üzerindeki bütün veriler bize şunu gösteriyor. 1980'li yılların ortalarından itibaren günümüze kadar, burada 2017'ye kadar olan veriler var, zenginlerin, kaymak tabakasının aldığı pay giderek artmış. Ufak tefek farklılıklar olmakla birlikte bunun arttığını görüyoruz. Mesela şu anda 2017 itibariyle ulusal gelirin yaklaşık %25-30 arasındaki değeri alan iki grup var. Brezilya ve Orta Doğu ülkeleri. Onlar da işte Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin petrol ülkeleri. Üçüncü sıraya Rusya gelmiş. Sonra Hindistan var, Amerika var, Sahraaltı Afrika ülkeleri var, Çin var ve bu grup içerisinde biraz daha göreceli olarak daha iyi olan bir Avrupa grubunu görüyoruz. Ama bu şunu gösteriyor. Bütün ülkelerde gelir dağılımı bozuluyor. Türkiye'de de böyle, bunu biliyoruz. Bir sonraki grafikte onu biraz daha iyi anlayacaksınız. 1990 ile 2016'yı kıyaslamışlar. Bu mavi hattın üzerinde kalan ülkeler zenginlerin daha da zenginleştiği. Yani o %1'lik kesimin gelirinin daha da arttığı ülkeler. Ve işte Y ekseninde de, yatay dikey eksende de şu anda, yani 2016 yılı itibariyle %1'lik en zengin kesimin ulusal gelirden aldığı payı görüyoruz. Türkiye yaklaşık %23-24 bandında ve Türkiye'yi geçen ülkelerde Katar, Brezilya, Şili, Tayland, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkeler. Türkiye'nin dünyada bu alanda ilk 7-8 ülke içinde olduğunu görüyoruz. Maalesef Türkiye'nin hem gelir dağılımının bozuk olduğunu gösteriyor bu, hem de zenginlerin giderek zenginleştiğini gösteriyor. Peki bu neye yol açıyor? Yani ilk başta bir Amerika çalışması göstermiştim. Beklenen yaşam süresinde zenginlerle yoksullar arasında fark giderek artıyordu. Aynı çalışma İngiltere'de yapılmış ve 70'li yıllardan 2020'ye kadar olan dönemde zenginlerle yoksul arasındaki farkın giderek arttığı görülmüş. 70'lerde bu 5,5 yıl iken
erkeklerde 2020'de 10.7 yıla çıkmış. Kadınlarda da 5.3 yıldan 8.1 yıla çıkmış. Yani bir yandan zenginler daha çok zenginleşiyor, bir yandan da zenginler yoksullara göre aradaki farkı açarak daha fazla yaşıyorlar ve daha sağlıklı yaşıyorlar. Şimdi işte biz buna sağlıklı eşitsizlik diyoruz. Çünkü bu hem kabul edilemez hem de önlenebilir. Eğer gelir dağılımını daha dengeli yapıcı politikalar uygularsanız bu insanların hem hizmete ulaşmasında hem de sosyal değişkenler açısından risklerini ortadan kaldırırsanız, örneğin yoksulluklarını önlerseniz, bunlar 10 yıl daha erken ölmeyecekler. Eski İngiliz Sağlık Bakanı Frank Dobson bunu olabilecek en kötü şey olarak yorumlamış. Yani diyor ki bir insanın sadece yoksul olması nedeniyle daha erken öleceğini bilmesinden daha kötü bir şey yoktur. Bu son derece acı verici bir şey. Şimdi gelelim COVID-19'la bu durumun bağlantısına. İngiltere'de yapılan bir çalışmada evsizler, arabası olmayanlar ve işsizler ve aynı zamanda da kalabalık evlerde yaşayanlar Townsend skoruna göre sınıflandırıldığında COVID-19'a yakalanma riskinin 1.9 kat daha fazla olduğu saptanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada Medicaid'li hastalar, yani bizdeki yeşil kart benzeri yoksulların hizmet aldığı grubun, yani yoksulların 2.1 kat daha fazla yakalandığı COVID'e saptanmış. Florida'da gelire göre insidans hızlarını oranlamışlar. Zenginler, yani aylık geliri 1800 doların üstünde olanlar, en düşük gelir 1800 dolar olana göre, zenginler daha yüksekti, rakamı buraya yazmamışım. Onlar sanıyorum 10-15 bin dolar civarındaydı. 4.4 kat daha yüksek bir şekilde COVID'e yakalanıyorlar. Yoksullar, demek ki gelir durum açısından baktığımızda, başka çalışmalar da var burada. Gene Amerika'da, New York'ta yapılan bir çalışmada, Bronx'ta, Manhattan'a göre COVID-19 ölümlerinin daha çok olduğu. Ekvador'da yapılan bir çalışmada gene aynı şekilde 1.2 kat daha fazla. Ve bizim İstanbul'da, İstanbul Tıp Odası'nın yaptığı çalışmaya göre sadece ölüm hızları açısından bakıldığında ilçeler arasında 2 kat fark oldu. Yoksul ilçelerde 65 yaş üzeri COVID ölümlerinin zengin ilçelere göre 2 kat daha fazla olduğu saptanmış. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Gelir durumu arttıkça, yani zenginlerle yoksullar arasında COVID'e yakalanma açısından yaklaşık 2 kat fazla fark var. İkinci bir grupta mavi yakalı işçiler. Bunlar özellikle pandemi döneminde sürekli çalışmak zorunda kalan, evden çalışması mümkün olmayan kargo çalışanları, kasiyerler, şoförler, teknik servis elemanları ve artı tabii bizim gibi sağlık çalışanları. Bunların da COVID-19'a daha fazla yakalandıkları görülmüş. Çin'de yapılan bir çalışmada hem süpermarket çalışanlarının, hem tarım işçilerinin, hem göçmen işçilerin daha fazla COVID-19'a yakalandığı, İngiltere'de yapılan bir çalışmada et kesim ve işleme fabrikalarında çalışan işçilerde COVID-19'un daha fazla olduğu görülmüş. Tabii bütün bu gruplar aslında bakıldığında hep zaten dezavantajlı gruplar. Yani göçmen işçiler, azınlık gruplar ve tabii ki yoksul ve eğitimsiz gruplar bu tip işlerde çalışıyorlar. Burada Türkiye'den birkaç fotoğraf getirdim. İşte tekstil sektöründe çalışanlar, kasiyer olarak çalışan bir kız görüyorsunuz sağ üst tarafta. Ama müşterilerde maske yok. Kargo çalışanı ve bir sağlık çalışanının fotoğrafı var burada. DISK verilerine göre DISK üyelerinde zaten COVID-19 hızının yaklaşık 3 kat fazla olduğu saptanmış. Gene ABD'de bakım evlerinde çalışan, yani huzur evlerinde çalışan personelde gene COVID-19'un 2 kat daha fazla olduğu görülmüş. Türk Toraks Derneği'nin verilerine göre gene Türkiye'de sağlık çalışanlarında enfeksiyona yakalanma oranının 17 kat fazla olduğu diğer toplum kesimlerine göre saptanmış. Üçüncü bir konu eşitsizliklerde kötü ev koşulları. Bu hem kötü ev koşulları hem konutsuzluk, yani evsizlik olarak ele alınmalı. Çünkü kötü konutlar zaten dar mekanlar, kalabalık evler, kötü banyo, tuvalet ve yetersiz fiziksel iç ve dış mekanlar nedeniyle riski son derece arttırıyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalar, aslında Japonya'da yapılan ilginç bir çalışma var.
Aynen tüberküloz gibi COVID'in bir sosyal hastalık olduğunu ortaya koyuyor. Yani daha kötü evlerde yaşayanlar tüberkülozlu olduğu gibi COVID'e daha çok yakalanıyorlar. Kötü tuvalet ve kanalizasyon koşulları riski 1,5 kat arttırıyor. Yurtlar, kalabalık öğrenci yurtları, ortak kullanılan banyolar COVID-19 riskini arttırıyor. Özellikle evsizlerde yapılan çalışmalar var. Buraya koymayı unuttum, özür dilerim. Evsizlerde yapılan çalışmalarda normal toplum kesimlerine göre %50 daha fazla COVID-19'un oluştuğu saptanmış. Dördüncü grup, riskli grup, eşitsizlikler anlamında göçmenler. Göçmenler aslında, yani teorik olarak en çok bu hastalığa yakalanma riski olan gruplar. Çünkü daha kötü koşullarda çalışıyorlar, daha kötü koşullarda yaşıyorlar, daha yoksullar, ayrımcılık var, izolasyon var, dışlanma var, entegrasyon ve dil sorunları var. Fakat verilere baktığımızda, örneğin Türkiye'de göçmenlerde biz COVID'in daha az olduğunu görüyoruz. Bunun da temel nedeni sanıyorum, bütün dünyadaki veriler de buna benziyor. Göçmenler hastalıklarını saklıyorlar. Çünkü hasta oldukları bilinirse hem işlerini kaybedecekler, hem belki sınır dışı edilecekler. O yüzden göçmenlerle ilgili verilerin güvenilir olmadığını biliyoruz. Bunlar zaten aynı zamanda tanı konulması da daha zor gruplar. Çünkü hizmete ulaşmıyorlar. Tanı testlerine ulaşamıyorlar. Tanı konulamıyor. Tanı konulmuşsa gizliyor. Yakın etrafındaki işte riskli ve bulaşma olan kişiler ortaya çıkmıyorlar ve dolayısıyla zaten kaçak çalışanlar, illegal çalışanlar hiç ortaya çıkmıyorlar ve biz verilere baktığımız zaman sanki göçmenlerde Türkiye'de az gibi görüyoruz ama bu doğru değil. Büyük olasılıkla eğer gerçek veriye ulaşabilsek biz göçmenlerde de bunun çok yüksek olduğunu göreceğiz. Bir başka risk beslenme alanındaki eşitsizlikler. Burada da iki tür grup var. Birincisi kötü beslenen ve malnutrisyon düzeyinde olanlar. İkincisi de gene kötü beslenip obeziteye yakalananlar. Her ikisinde de komorbid olarak bu durum hastalığın daha ağır geçmesine yol açıyor. Bununla ilgili yayınlar var. Burada aşağıda iki fotoğraf var. Birisi çatta çekilmiş, soldaki. O ailenin bir haftalık yeme gıdasını gösteriyor. Sağdaki de Almanya'da çekilmiş. O ailenin bir haftalık gıdasını gösteriyor. Her iki ailenin günlük kalori miktarına bakıldığında çattaki ailenin günde yaklaşık 2000 kalori, Almanya'daki ailenin ise yaklaşık 3600-3700 kalori aldığı hesaplanmış. Yani yaklaşık iki katı beslenme kalori alma açısından farklılık var. Bütün bu çalışmalar gerek obez gerek malnutrisyonlu kişilerde COVID'in daha ağır geçtiğini ve ölüm olasılığının da anlamlı bir şekilde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak da toplumsal cinsiyet de tabii son derece önemli. Kadınlar bu dönemde bu işin daha çok ağır yükünü çektiler. Çocukların bakımı, özellikle okula gitmeyen çocukların bakımı, eğitimi, kendilerinin özellikle çalışma hayatından biraz dışlanmalarına da yol açtı ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu dönemde kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddette %25 artış var. Ve gene UNFPA raporuna göre de sadece şiddet değil, sağlık hizmetlerine ulaşma, üreme sağlığı hizmetlerine ulaşma alanlarında da ciddi sorunlar var. Dolayısıyla biz eşitsizlikler anlamında baktığımızda COVID'in riskli gruplarda daha fazla olduğunu, özellikle yoksul, işsiz, evsiz ve kötü beslenen gruplarda, göçmenlerde ve COVID ile ilgili alınan önlemlerin de dolaylı bir şekilde şiddet, intihar, göç gibi nedenlerle ikinci bir şekilde bir sağlık yükü getirdiğini gösteriyor. Bu nedenle işte hükümetlere düşen önemli bir görev var. Sosyal politikayı ön plana çıkartmaları gerekiyor. Yani toplumu destekleyecek politikalar oluşturmaları gerekiyor. Türkiye bu konuda maalesef sınıfta kalmış durumda. COVID-19 döneminde verilen nakit yardımlarda Türkiye ulusal gelirinin %1,1'ini nakit yardım olarak vermiş topluma. Bu oran zengin ülkelerde %12,7, yoksul ülkelerde ise bile ortalama %1,6. Yani bu şunu gösteriyor. Biz yoksul ülke ortalamasının bile altında kalmış durumdayız. Nitekim bu nakit harcamaların
OECD ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerini içeren bir gruptaki değerlendirmesinde ulusal, yani toplam COVID ile ilgili yapılan ekonomik desteklerin içerisinde bile nakit yardım oranının %11'de kaldığını görüyoruz. Oysa bazı ülkelerde bu %80'lerin üzerine çıkmış durumda. Avrupa Birliği ortalaması da %36. Türkiye vatandaşına yönelik olarak ulusal gelirinden hem en az yardım yapan hem de en az nakit yardım veren, toplam destek içindeki nakiti çok düşük olan bir ülke. Nitekim burada dünyadaki durumu görüyoruz. Kırmızı bölüm %2,5'tan az, ulusal gelirin %2,5'undan azını bu işe ayıran ülkeler. Bu grup zaten biz %1,1'dik. Hangi ülkelerle bir arada olduğumuzu görüyorsunuz. Amerika'da sadece Meksika ile hemen hemen aynı kategorideyiz. Ve daha çok Afrika ülkeleri ile ve özellikle de Sahra Altı Afrika ile aynı grupta olduğumuzu görüyoruz. Şimdi sonuç olarak baktığımızda aslında biz sağlıktaki eşitsizliklerin, yani ilk girişte şunu söylemiştim, iki ana komponenti var. Birisi hizmetle ilgili eşitsizlikler, birisi sosyal değişkenler diye. Ben bugün hizmetle ilgili eşitsizliklere çok fazla değinmedim. Ama hizmetle ilgili eşitsizlikler de önemli. Fakat gözden çok kaçtığı için sosyal eşitsizlikler özellikle COVID'de biraz daha ön plana çıkmış durumda. Bunlar tabii ki yoksulluk, kötü beslenme, ev koşullarının kötü olması, yapılan işin riski vesaire gibi durumlar. Bütün bunların hepsi bir ne diyelim, bir arada ve birbirini etkiliyor. Yani bunları tek tek ele almamak lazım. Nitekim Amerika'da yapılan bir çalışmada COVID-19'un atak hızı ile bu eşitsizlik faktörlerinin arasındaki korelasyona bakmışlar. İşte atak hızının artması azınlık olan gruplarla, burada siyah, Hispanik, Asyalı gruplarla aşağı yukarı, özellikle azınlık gruplarla oldukça pozitif bir korelasyon gösteriyor. Gelirle de negatif anlamda bir korelasyon gösterdiği saptanmış. Türkiye açısından olaya baktığımızda yaklaşık 1,5 yıllık bir süre geçti ama maalesef hala yüksek riskli ülkeler kategorisindeyiz. Hala aşılamada istenen düzeye gelemedik. Salgını hem epidemiolojik boyutları değerlendirmekte hem de şeffaf bir şekilde verilerin paylaşımında, salgın yönetiminde ciddi sorunlar var. Bunlara ek olarak ciddi ekonomik sorunlarımız var. Türkiye'de işsizlik, ekonomik kriz, enflasyon artı tabii bir barış, demokrasi ve siyaset anlamında da ciddi krizlerin olduğu bir ülkeyiz. Etrafımızdaki komşularla olan ilişkilerimiz, savaş ortamı, dünyadaki en çok dış göçmeni barındıran ülke olmak bizim dezavantajlı yanlarımız. Ancak bütün bu krizler aynı zamanda bir fırsat yaratır. Bu anlamda COVID-19 pandemisinin bize bir ayna tuttuğunu ve bir büyüteç görevi gördüğünü görüyoruz. Biz artık çok net bir şekilde COVID-19 başta olmak üzere birçok hastalıkta, sağlıkla ilgili birçok sorunda aslında eşitsizliklerin olduğunu, sosyal faktörlerin önemli olduğunu, sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün aşıyı konuşacağız. Aşının mesela Nusret Fişek hocamızın içinde bulunduğu Hıssa Enstitüsü'nün içinde üretildiğini biliyoruz. 40'lı 50'li yıllardan itibaren ve bu 80'li yıllara kadar devam etti. Bugün biz aşı üretemeyen bir ülkeyiz. Bütün bunlar aslında bize bir büyüteç tutuyor ve biz şunu görüyoruz. Evet, biz tekrar koruyucu sağlık hizmetlerine yatırım yapmalıyız, aşıya yatırım yapmalıyız, sosyal politikalara yatırım yapmalıyız. Bu anlamda biz COVID-19'u bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Tekrar Nusret Fişek hocamızı saygıyla anarak ve herkese teşekkür ederek bitiriyorum. Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam. Bu özellikle eşitsizliklerin COVID örneğinde ne kadar belirleyici olduğunu bize aktardınız. Aynı zamanda atak hızı değil sadece ama ölümleri de artırdığını biliyoruz. Bir yapılmış olan meta analiz çalışmasında pek çok çalışmayı bir arada değerlendiren bir çalışma. 2020'de yapılan değerlendirme biliyorsunuz. COVID-19'dan siyah kadınların beyazlara göre 4 kat daha fazla ölüm olduğunu ortaya koyuyor. İşte Bangladeş kökenli olanların 3 kat, diğer etnik grupta olanların
biraz daha az olmak üzere ölümlerinin de yüksek olduğunu görüyoruz. Covid-19 örneğinde olduğu gibi salgınların ekonomik ve sınıf ayrımlarını derinleştirdiğini biliyoruz ve bunlar da hem hastalanmayı hem de hastalığı daha ölümcül hale getiren faktörler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer konuşmacımıza geçelim hemen. Profesör Doktor Levent Akın hocama sözü vereyim ben. Bu aşı, COVID-19 aşılarında dünyadaki eşitsizliklerde genel durum nedir? Ondan dinleyelim. Buyurun hocam. Şeyi açarsanız, ses açık değil. Bana demin Şevkat Hanım mesaj attı, sesler kapalı olacak diye, aklıma gelmedi. Ama sesimi açmayı bazen unutuyorum. Bir defa canlı yayında ben bunu yaptım. Yayında bir hata var diye telaşlandı prodüktör ya da reji. Bunu yapıyorum ben. Şimdi birkaç şeyi ben söyleyeyim. Demin açılış konuşmalarına biraz geç kaldım. Geç kalmamın sebebi bilim kurulu toplantısının sürmesiydi ama o sırada birkaç konu hakkında tartışma vardı. Belki biliyorsunuz bugün tam aşılılara ekstra bir doz tartışması var. Onunla ilgili bir program geliştirilmeye çalışılıyor. Basın toplantısında ya da basın bülteninde ne yazıldı şu anda bilemiyorum ama ben görüşlerimi söyledim onunla ilgili. Sonra Bakan Bey'den de hem bugünün önemiyle ilgili bir şeyler söyledim bilim kurulunda Bakan Bey'e de, hem de görüşlerimi söyledim. Birkaç gün sonra herhalde basın bülteninindeki bazı şeyler açığa çıkar ve iki doz BioNTech olanların ya da 2+1 aşı olanların tekrar aşı olması ile ilgili program daha açıklığa kavuşur. Biraz tartışılan konular var çünkü onun önünde. Fakat ben bunun ötesinde açılış konuşmasına geç katıldım ama ortalarda bir yerde galiba Bülent senin konuşman sırasında. Evet, senin konuşman sırasında Nusret Bey'in biraz background'ından bahsediyordun. Halk sağlığının kurucusu olması önemli ama Nusret Bey'in tekrar vurgulanması gereken bir konu da Türkiye'de demografinin kurucusu. Ya bu çok çok önemli bir şey. Bugün nüfus ve sağlık araştırmalarına bağlı olarak biz sağlık düzeyini değerlendiriyorsak bunu yapan ve kuran Nusret Bey'dir. Hala kurallar sürüyor. Aramızda bakıyorum Nusret Bey'le aktif olarak öğrenci asistan olarak çalışan belki bir tek ben varım. Önemli bir şey bu. Benim için çok önemli. Önemli bir şey derken benim için çok önemli. Nusret Bey'in birkaç özelliğini ben paylaşayım. Müthiş bir humanist ya da insani bir değerleri vardı. Dünyadaki tüm insanlarla ilgili olarak görüşleri çok olumluydu. Çok önemli bir şey daha, Türkiye'de ya da dünyada insanların dünya görüşlerinin yararlandığı haklardan etkilenmemesini ve paylaşımını gerektirirdi. Yani Nusret Bey bazılarının söylediği gibi belli bir siyasi görüşte değil, tamamen ülkesini seven ve ülkesindeki bütün insanlara hizmet vermeye çalışan, asla ayrımcılık yapmayan, siyasi görüşü benim gibi olduğu için yanımda olması gerektiğini düşünmeyen bir insandı. Bu konuda da aktivitelerini Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'nı yaparken de gördüm, bizzat ziyaret ederdik. Bir önemli nokta daha, bugünlerde atamalarda doçent ve profesör atamalarında işte biliyorsunuz SC'deki yayınlar falan gibi kriterler var. 1981 yılında asistanlığa başladığımızda bize halk sağlığı kursuna söylediği şeylerden birisi, kitap yazmak güzeldir ama mühim olan bilimsel yayın yapmaktır, dergi yayını yapmaktır diye. Nusret Bey'e bakarsanız, Nusret Bey'in bir tane kitabı vardır, Halk Sağlığına Giriş diye. Ama çok fazla uluslararası yayını vardır, dergi düzeyinde, makale düzeyinde. Bu da onun nasıl önemli olduğunu gösterebilir. Şimdi burada Bülent eşitsizliklerden bahsetti. Önemli bir iki tane kelime söyledi bence. Birinci ya da ikinci slaytında. Bunlardan birisi bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için var olan eşitsizliğin önlenebilir ya da kabul edilebilir olmasından bahsetti. Yani eşitsizlik arasındaki sınırlar, range'in dar olması ya da o eşitsizliği önleyecek müdahaleler yapılabilecek fırsatların olması. Ben şimdi müsaade ederseniz slaytları paylaşayım. Şu anda slaytları paylaştım ama şunu da küçülteyim çünkü slaytlarımı şey yapıyor. Bunu da tam ekrana geçeyim. Galiba bu slayt düzeyinde öyle tahmin ediyorum.
biz şeyle Muzaffer'le pişti olduk diye düşünüyorum. Muzaffer de benzer bir kapak salatı kullanmıştı. Şimdi birkaç şeyden bahsedeceğim. Bunlardan birisi ülkeler ya da bölgeler. Yani bu ülke ya da bölge. Bazen ülke bazen bölge diyeceğim ama çok da fazla fark yok. Çünkü şu anda ülkelerin sınırları tamamen suni olarak çizilmiş. Tamamen kendi yaşam alanlarını belirleyen anlaşmalarla ortaya konmuş suni çizgiler. Esasında bölgeler daha önemli. Şimdi dünyada belirli bölgeler gerek coğrafik özellikleri, iklim koşulları, bulunduğu bölgenin kültürel ya da sosyal yapısı nedeniyle sadece bulaşıcı hastalıklar düzeyinde ben bunu değerlendirmek istedim. Bakıldığı zaman belirli bölgelerde çok farklı bulaşıcı hastalık sıklıklarıyla karşılaşıyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ya da parazit hastalıklara bakıldığı zaman Doğu Asya ya da Pasifik bölgesinde sorun varken Sahra altında bunun zirve yaptığını görüyoruz. Güneydoğu Asya'da da ve Güney Asya'da da ciddi bir enfeksiyon hastalığı sorunu var. Solunum yolu enfeksiyonları sorunu da bu bölgelerde fazla olduğunu görüyorsunuz. Tüm enfeksiyon hastalıklarına bakıldığında da belirli bölgeleri sorunlu olduğunu görüyorsunuz. Yani bu esasında var olan yaşanan bölgeyle ilgili kaynaklanan sorunlara görebiliyorsunuz. Bulunan bölge bazen sizin için enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturuyor. Demek ki dünyada enfeksiyon hastalıklarının görülmesinde bir defa coğrafik sorunlarımız var. Bunun arkasında sosyal ya da ekonomik sorunları tartışmadan doğrudan bulunan coğrafi bölgeyle ilgili sorunlar olduğunu biliyoruz. İşte demin Bülent ısrarla orta gelir, yüksek gelir, düşük gelir diye bahsettiğinde yüksek gelirli ülkelere bakarsanız bulundukları coğrafik konum ne kadar dezavantajlı olursa olsun enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili müdahaleler bir baskı yaratmış ve bu hastalıkların görülme sıklığı azalmış. Ama özellikle düşük gelirli ülkeler bu baskıyı yaratacak fırsatları ya da olanakları sağlayamamışlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün DALI değerlendirmesi var. Bu da önemli şeylerden birisi. Kırmızıyla gösterdiğimiz özellikle hastalık yükünü gösteren yani yaşamdan sağlıksız olarak geçirilen gün ya da ölüm nedeniyle yaşamdan kaybedilen sürelere bakıldığı zaman sahra altı ülkelerde ciddi olarak büyük gözüküyor. Bunun yanında Güney Asya'da da bu yükü görüyoruz. Ama burada Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bu yükün nispeten daha düşük olduğunu görüyoruz. Dünyada seçilmiş bulaşıcı hastalıklara bakıyorsunuz. Burada sağ tarafta ben listeyi verdim. Hangi hastalıkları dahil etmişler sisteme? Bakıldığı zaman da bulaşıcı hastalıklarda ana yükü taşıyan Afrika olduğunu görüyoruz. Tüm bildirimler içinde Afrika'daki hastalık bildirimi tüm bildirimlerin %83'ünü oluşturuyor. Bu da çok büyük bir rakam. Demek ki Afrika bölgesi herhangi bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ederken çeşitli bulaşıcı hastalıklar içinde eğer bir pandemi olursa önemli etkilerin olacağı bölgelerden birisi. Çünkü hem tropikal hastalıklar hem de solunum yolu hastalıkları açısından riskli bir bölge olduğunu görüyoruz. Demin hizmetle ilgili bir şey söylendi. Hizmette evrensel sağlık kapsayıcılığına bakıldığı zaman Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hizmet kapsayıcılığı %80'in üzerinde, Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede %70-%80 arasında kalıyor. Ama bazı bölgelere bakıyorsunuz. Burası tahmin ettiğiniz gibi Afganistan, Pakistan. Şu bölgede Afrika'nın çeşitli bölgeleri, Madagaskar, Uzak Doğu Asya. Buralara bakıldığı zaman sağlıklı erişim %40'ların altında olduğunu görüyoruz. Yani hem bulaşıcı hastalıklar yükünü taşıyorsunuz hem de buna bağlı olarak sağlıkta hizmet alımında sorunlarımız var. Buradan tekrar sosyal ya da ekonomik ya da kültürel faktörleri göz ardı ederek ben bunu söylüyorum. Şimdi bir de şunu da hatırlatmakta yarar var. Yeni görülen enfeksiyonlar diye bir kavram var. 1970'lerden beri bu kavram hızlı bir şekilde tartışılıyor. Burada kritik bir cümle var. Onu paylaşmak istedim. Yeni görülen enfeksiyonlar cinsiyet, yaş, yaşam tarzı, etnik yapı ve sosyoekonomik durum gibi faktörlerden çok fazla etkilenmiyor. Nasıl oluyor bu? Hastalık bir anda yayılıveriyor. O zaman ülkelerin sağlık sistemleri ya da ekonomik güçlerine bağlı olarak bu hastalıkla mücadelede etkili hale geliyor. Hem dünyada bir dağılımda bozukluk var hem de ülkelerin kendi işlerinde de bozukluk var. Bugün New York'ta çok fazla vaka görülürken geçen sene özellikle vakaların görüldüğü yerler önce şehrin genelinde gözükmekle beraber ağırlıklı olarak sosyoekonomik düzeyi düşük olan bölgelerde çok fazla vaka görüldüğünü biliyoruz.
Bu yeni görülen enfeksiyonlar özellikle pandemilerle de seyredebiliyor ki pandemilerin temel sebebine yeni bir enfeksiyon görülmesidir. Dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Ülkeler alabildiği ölçüde önlemlerini alıyorlar ve ciddi ve ekonomik kayıplara yol açıyor. Şimdi dünyaya baktığımız zaman 21-27 Ekim tarihleri arasındaki vaka dağılımına bakıldığında vakaların nerelerde fazla, nerelerde az olduğunu görüyoruz. Olabildiği kadar açık renkli olan bölgelerde vaka sayıları düşük, oransal olarak, bildirimlere bağlı olarak koyulaştıkça, rengi koyulaştıkça vaka sayılarının arttığını düşünün. Şu anda şurada gördüğünüz gibi Birleşik Krallık'ta özellikle Balkanların kuzeyinde, Romanya'da, Bulgaristan'da en yoğun vakanın yaşandığı bölgeler. Bunun yanı sıra özellikle kuzey ülkelerinde de bu vakalarda ciddi bir artış görüyoruz. Bugün belki işitmişsinizdir. Hollanda dış mekanlarda da maske zorunluluğunu getirmiş durumda. Yani bir şekilde mücadelede sıkıntılar var. Dünyada da hastalığın dağılımı farklı bölgelerde, farklı zamanlarda, farklı insidanslarla seyrediyor. Buradaki asla unutulmaması gereken şey bunların tamamı bildirimlere dayanıyor. Yani vakalar ne kadar bildirebilirseniz, ne kadar tanı koyma kabiliyetiniz varsa vaka sayınızı o kadar arttırabiliyorsunuz. Bu olumlu bir şeydir. Vaka sayınızı yakalayabilmek, bu fazla da olabilir, 50 olabilir, 100 olabilir, her neyse. Mühim olan vakanızı yakalayarak önlemleri alabilmektir. Bu konuda vaka yakalamak da önemli ama vakalar da böyle 20 bin, 30 bin, 60 bin, 80 bin sınırlarına geldiği zaman çok da rahat olmuyor. Bugün Rusya'ya bakarsanız çok ciddi sorunları var Rusya'nın vaka görülmesiyle ilgili olarak ama aşılama oranlarında çok düşük olduğunu biliyoruz. Bu geçen hafta ya da evvelki haftaya ait şey. Amerika kıtasında yaklaşık olarak 85 milyon vaka varken Avrupa'da 67 milyon vaka olduğunu yazıyor. Buralardaki tanı olanaklarını ve hizmet erişimini göz ardı etmeden bu rakamların büyüklüğünü tartışalım. Afrika'ya bakarsak yaklaşık olarak 6 milyon vakası gözüküyor. O zaman acaba tanı kapasiteleri, hizmet erişim gibi sorunlarla karşılaşıyorlar mı? Bu önemli. Buradan şimdi yavaş yavaş aşıya geçmek istiyorum. Aşıdaki eşitsizlikler genel platformlarda ya da popüler platformlarda genelde aşı dağıtımı üzerine ya da aşı olup olmama üzerine kurulmuş durumda. Ama bu kadar basit değil. Bu kadar basit değil. Çünkü aşıların araştırılması, aşıların geliştirilmesinde de dünyada çok büyük eşitsizlikler var. Ülkelerin aşıya erişiminde de eşitsizlikler var. Ülke içi aşı uygulamalarındaki eşitsizliği biraz sonra Türkiye için Muzaffer Bey anlatacağı için ona girmeden ülkeler içi eşitsizlikleri de çok tartışmayacağım ama ülkeler arası eşitsizlikleri biraz daha vurgulayacağım. Öncelikle araştırma ve geliştirmedeki eşitsizliklere bakalım. Şu anda dünyada kullanılan 23 Ekim itibarıyla aşılar burada. Aşıların burada çeşitli isimler var, üretici firmaları var, hangi ülkelerde olduğunu gösteriyor. Biraz daha detaylandıralım. Detaya girdiğimiz zaman dünyada en fazla kullanılan aşı şu anda BioNTech aşısı. Daha sonra bunu AstraZeneca'nın ürettiği aşı takip ediyor. Sonra farklı aşılar gelmeye başlıyor. Moderna kısıtlı üretimi ve kısıtlı kullanımı nedeniyle düşük seviyede ama kullanım başına olan rakamı daha farklı değerlendirebiliriz. O zaman belirli sayıda dünyada aşı kullanılıyor ama bu aşı sayısının da çok az olduğunu, bunu çok azımsanacak kadar küçük olduğunu düşünmeyin. Oldukça fazla sayıda dünyada aşı kullandığını hatırlamakta yarar var. Peki aşı durumu ne alemde? Hangi aşılar ne kadar çalışılıyor diye bakıldığı zaman şu anda preklinik çalışması yapılan 194 tane aşı vardı. Bunların sayısının şu anda arttığını da biliyorum. 34 tane aşı faz 1'de, 45 tane aşı faz 2'de, 37 tane aşı faz 3'te, 21 tane aşı şu anda kullanımda. 10 tane aşı da çok yaygın olarak toplum tarafından kullanılıyor. Bu da özellikle Vaccine Tracker diye aşı takibinde kullandığımız önemli bir site. The New York Times'ın esasında sitesi ama iyi takip ediyorlar. Buradaki rakamlarla özellikle klinik araştırmada kullanılan rakamlar çok tutarlı değil. Ama yine de bakıldığı zaman çok fazla miktarda aşı çalışması var. Nerelerde bu aşı çalışması sürüyor dünyada? Şöyle bir bakalım. Kırmızımsı ya da pembemsi gözüken bölgeler, aşı çalışmalarının olduğu yerler. Bölgeler derken ülkeler esasında bunlar. İşte batı tarafta Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz. Bunun yanında iki tane özellikle Fransa ve Almanya'daki çalışmalar.
Türkiye'de çalışmalar, İran'ın bununla ilgili çalışmaları var. Asya'ya gittikçe farklı ülkelerin farklı çalışmaları var. Şu anda aşıları hangi ülke nasıl çalıştığını gösteriyor. Bakıldığı zaman dünyadaki bazı ülkelerde aşı çalışmaları, aşı araştırmaları ya da faz çalışmalarının olmadığını görüyoruz. O zaman araştırma ile ilgili olarak bazı sıkıntıları var dünyada. Bu araştırmaların ya da aşı geliştirme çalışmalarının nasıl bir şekilde dünya ülkeleri tarafından paylaşılacağı önemli tartışma konularından birisi. Şimdi hangi ülke aşıya kaynak ayırmış, aşı araştırmalarına kaynak ayırmış? Ona baktığımız zaman birinci sırada, ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri'ni, Almanya'yı ve İngiltere'yi görüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ayırdığı rakam oldukça yüksek. 2,5 milyar doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Almanya'da 1,5 milyar dolar civarında bir kaynak ayırmış durumda. Bu kaynakların işte bağışlarla mı geldiğine bakıldığı zaman Almanya kamu kaynaklarıyla bu kaynağı kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığı zaman az bir miktarı özellikle bağışlar ya da hibe gibi konularda çeşitli kuruluşlardan yapılanlar. Ama diğer ülkelere baktığımız zaman ağırlıklı olarak kaynaklar kamu kaynaklarını kullanıyor. Yani ülkeler aşı araştırmalarıyla ilgili bütçelerinden kaynak transfer ediyorlar. Özellikle pandemi sırasında ve ön planda. Diğer rutin aşılar için bu tablo çok daha farklı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burada gene aynı şeyi göstermek istedim. Bakıldığı zaman ülkelerin arasına devlet olmamakla beraber özel sektörün çok önemli yer aldığı Hong Kong geliyor. Hong Kong özelliği olan bir bölge. Biliyorsunuz, geçmişini de biliyorsunuz. Çin'e ait şu anda ama özel bir bölge. Ama ülkelere bakıldığı zaman Hong Kong dışında hemen tüm ülkeler kamu kaynaklarını COVID aşısını geliştirmek ya da uygulamak için ayırmış durumda. Kim hangi kaynakları kullanıyor diye bakarsanız bu grafikte onu görebiliyoruz. Peki dünyada aşı araştırma geliştirme çalışmalarının içinde nereler var, hangi kıtalar var diye bakıldığında yaklaşık olarak 500 civarında bölgede aşı çalışmasının sürdüğünü görüyoruz. Bunların içinde Orta Amerika'nın çok zayıf, Japonya bir ülke olduğu için kıtayla karıştırmamak lazım, düşük rakamlarda gözüküyor. Ama kıtalar arasına bakıldığı zaman en düşük kıtanın Afrika kıtasında aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılamadığını görüyoruz. Kamu kaynaklarının sınırlılığının ötesinde özellikle çeşitli insan gücünün iyi kullanılamaması ve kaynakların farklı yerlere tahsis edilmesi aşı geliştirmesinde önemli eksiklikler ya da faktörler olarak çıkıyor. Burada tek tek kıtaları göstereceğim. Çok uzun uzun anlatmayacağım bunu. Buraya bakıldığında Afrika kıtasında hangi ülkelerde aşı çalışması yapılıyor? Araştırması ya da çalışması. Bunlar faz 3 çalışması da olabilir. Bu da Avrupa bölgesi. Avrupa bölgesine bakıldığı zaman burada çeşitli ülkelerde ciddi çalışmalar olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla çalışmanın olduğu bölge. Bu bizim Orta Doğu ya da Doğu Akdeniz bölgesi. Türkiye burada 13 çalışmayla önemli bir öncülük yapıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devletlerin yaptığı aşı çalışmaları. Çok fazla sayıda aşı çalışmasının içindeler. Bunun içinde ilaç çalışmaları yok. Asya bölgesine baktığımız zaman Rusya burada öncülük taşıyor. Çin'de de çalışmalar olduğunu biliyoruz. Amerika kıtasında en fazla Brezilya ve Arjantin bu konuda liderlik yapıyor. Aşı çalışmaları içinde yer alarak Hindistan tahmin edersiniz zaten aşı üreten, dünyaya aşı dağıtan bir ülke. Hindistan'da zaten bu aşıları yapıyor. Uzak Doğu Asya'da da önemli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Dünyaya genel olarak baktığımız zaman bu işin liderliği Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa kıtası arasında yerleşmiş durumda. Gene Çin ve Çin'e bağlı bazı ülkeler ya da Çin'in kontrolünde olan bazı ülkelerde de önemli bir şey, önemli bir çalışma var. Burada çok büyük bir sorunla karşılaşılıyor. Aşı geliştirilmesi çalışmaları yapılırken bu faz 1, faz 2, faz 3 ya da faz 4 çalışmalarını da içine alıyor bu çalışmalar. Bu konuda dünyada çok fazla regülasyon var. Şimdi en fazla konuşulan şeylerden birisi BioNTech firması niye aşı üretimini İtalya'da ya da başka ülkede yaptırmıyor diye. BioNTech firmasının en büyük sıkıntısı bu mRNA aşısını üretirken kullandığı materyal yöntemlerde 100'den fazla farklı kuruluşun patenti var. Bu patentleri sadece ve sadece kendi bölgesinde ya da kendi ülkesindeki aşı üretime izni alarak kullanabiliyor bu patentleri. Bir defa dünyada böyle bir patent sorunuyla karşılaşmış durumda. Bu diğer aşılar için kullanılabilir ama pandemide bunu nasıl çözeceğine dair dünyanın bir işbirliği yapması lazım. Çünkü pandemide hepimizin bildiği gibi
bugün Türkiye, Balkanlar, Avrupa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısının sıfır olması, diğer ülkelerde vakanın varlığının sürmesi, salgının varlığının sürmesi bu ülkeleri tehditten kurtarmıyor. Aksine tehdit sürekli gidiyor. Şimdi üretim kapasitesi olmayan ülkeler, tıbbi teknolojilerin verilmesine ilişkin prosedürler çok zayıf ilerliyor. Yani resmen ayak sürünüyor bunda. Bu süreç Kanada ve Ruanda tarafından yıllar süren bir süreç var. Kanada, Ruanda'da aşı üretmeye çalışıyor. Yıllardır sürmüş bu süreç, hala tamamlanamamış. En büyük sorun fikri mülkiyetten feragat için kapsamlı bir çalışma yapılmaması, bunlarla ilgili düzenlemelerin olmaması. Bu düzenlemeler olmadığı zaman ülkeler, aşı üreten ülkeler belli bir sınır, belli bir kapasiteyle aşı üretebildikleri için bunun dağıtımında da belli kriterleri söz konusu. O zaman da sosyoekonomik durum da burada devreye giriyor. Halbuki bu tip pandemilerde ya da dünyayı sarsan biyolojik olaylarda ya da bulaşıcı hastalıklarda bu fikri mülkiyetten feragatın bir düzenlenmesi lazım. Çünkü grip pandemisinde de aynı şey yaşandı. Bunda da aynı şey yaşanıyor. Muhakkak ve muhakkak aşı üretiminde pandemilerde ülkelerin üretim kapasitelerini kullanacak bir dönüşüme ihtiyacımız var bizim. Bütün dünyanın, bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, Afrika'nın sorunu değil, Latin Amerika'nın da sorunu ve Asya'daki bazı ülkelerin de sorunu olduğunu biliyoruz. Aşılar, hangi aşı ne kadar üretiliyor, aşı çalışmaları nasıl yapılıyor? Herkesin bildiği bir siteyi paylaşmak istedim. Yukarıda şeyler gözüküyor, bu sitenin adresi bilmiyor. ClinicalTrials.gov'da bunu takip edebilirsiniz. Hangi ülkeler hangi aşıyı nasıl çalıştıklarına dair bir çalışma. Şu anda ClinicalTrials.gov'a düşen çalışma sayısı 572. Yani bunlar etik kuruldan izin almış, uluslararası bildirimden yapılmış çalışmalar, yapılmayan çalışmalarda olduğunu biliyoruz. Demek ki bizim hem üretim hem de araştırma geliştirme aşamalarında dünyada ciddi bir dağılım bozukluğu var. Belirli yerlerde aşı üretimi yerleşmiş durumda. Aşı çalışmaları bu ülkelerde yapılıyor. Diğer ülkeler sadece var olan numuneleri ya da var olan üretimleri kullanma hevesinde olduğu için kaynaklarını doğru kullanamamaları bu ülkelerin aşıya ulaşmakta ya da aşı temininde karşılaştığı sorunlardan birisi. Öbürü de ülkelerin aşıya erişiminde problemler var. Yani aşı üretemiyorsunuz ama aşıyı temin etmeniz lazım. Bununla ilgili olarak önemli bir noktadayız. Çünkü tarih boyunca, yani ilk pandemi hep grip pandemisi 1918'deki İspanyol gribi diye geçer ama şu anda yaşadığımız dönem dünyada yapılan en büyük aşı programı. Yani benim hatırlayabildiğim kadarıyla dünyada yapılmış en büyük aşılama programı polio edikasyon programına bağlı aşı programlarıydı. Ama bugün dünyadaki en büyük aşı kampanyası yapılıyor. 184 ülkede 6.8 milyardan fazla doz aşı kullanılmış durumda. Yani günde ortalama 27 ya da 28 milyon doz aşı kullanılıyor. Ama dünya nüfusunun %44.2'si tamamen aşılamaya yetecek kadar aşıyla karşılaşmış durumda. Aşıların başladığı dönemi aralık kabul edersek yaklaşık bir yıl boyunca biz dünya nüfusunun sadece %44.2'sini tam aşılı hale getirebildik. Demek ki aşı temininden öte aşı uygulama kapasitesinde de dünyanın sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Tam aşıların kıtalara göre dağılımına bakarsak, demin Şevkat Hanım biraz bahsetti ama belki bana sözü bırakmak istediği için söylemedi. Sağlık hizmetlerinin en etkili olduğu iddia edilen ülke Avrupa bölgesi. Avrupa bölgesinde şu anda tam aşıların oranı %51 düzeyinde Eylül 21 itibariyle. Yani 2021'in Eylül ayının sonuna doğru ancak %51'ini aşılayabilmiş. Çok çalıştığı halde Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %50'lere yaklaşmış, daha da aşılamamış. Afrika'ya bakarsanız, Okyanusya'ya bakarsanız aşılama oranlarının çok yerlerde süründüğünü, Asya'ya bakarsanız hemen hemen aşılama oranının Asya ile uyumlu olmadığını, üretim teknolojileri olan ülkelerle uyumlu olmadığını görürüz. Şimdi bazen yanıltıcı rakamlar çıkıyor. Ben bunu bilerek koydum buraya. Dünyada en fazla aşı yapan ülke Hindistan. 710 milyon doz aşı kullanmış. Bunu Birleşik Devletler takip ediyor. Sonra Brezilya geliyor. O zaman baktığınız zaman dünyada en fazla aşı yapan ülke Hindistan gibi gözüküyor ama gerçekten Hindistan'ın nüfusu, Birleşik Devletler'in nüfusunu falan karşılaştığınızda bu rakamlarda değişiklikler olmaya başlıyor. Bunlar tam aşılı kişiler. Peki aşı olanlar ne kadar? Yani tam aşılı olanlara baktığınız zaman liderliklerine bakıyoruz buraya. Liderliklere baktığınız zaman tam aşılılarda
liderliği Portekiz yapıyor. Tam aşılılar koyu renk yeşille gösterdiğim yerler, liderliği burada Portekiz yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde benzer. Küba kendi aşısını yapıyor ve Küba'da oldukça iyi aşılama programına gidiyor. Bunun dışında diğer ülkeler sıralanıyor. Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de yaklaşık olarak %50'ler civarında aşı yapmış durumda. Peki dünyada bunu harita üzerinde gördüğümüz takdirde 100 kişiye kaç doz aşı yapılmış? Bu rakam da çok kullanılıyor. Aşı tüketimiyle ilgili bu rakamı kullanılıyor. 100 kişiye en fazla aşı yapan ülkeler içinde belki siyahları iyi göremiyorsunuz. Şurada Küba var. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin altından en koyu renk siyaha yakın bir tonda. Şurada da Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu hızı yakalayan ülkeler arasında, bu hıza yakın olan ülkeler arasında Kanada var. Ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle batıdaki özellikle İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere ve Avustralya var. Ama biliyoruz ki bu aşılama oranlarının yüksek olmasına rağmen bu ülkelerde şu anda özellikle Avrupa ülkelerinde biz aşılaması düşük olan Rusya ile karşılaştığımızda vaka artışlarında çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Ancak ölümleri karşılaştığımızda ölümlerin Rusya'da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Afrika bölgesine bakarsak Afrika bölgesinde neredeyse 100 kişiye düşen aşılar %20'nin altında, hatta %40 %20 arasında diyebiliriz. Bir tek burada farklı olan yanlış şey yapmıyorsam burası Fas olması lazım. Fas'ta bu rakam iyi gidiyor. Biraz daha bunu grafik haline getirirsek 100 kişiye en fazla aşı yapan ülke Küba. O Küba ithal de etmiyor aşıyı biliyorsunuz. Kendi üretiyor. Kendi ürettiği aşıyı belli bir kapasiteyle ülkesine dağıtıyor. Arap Emirlikleri ise tamamen ithal aşı kullanıyor. Uruguay, Çin aşıların üretimleri var. Uruguay'da fason üretim var. Türkiye'de de 135 doz aşı yapılmış durumda. Yani 2 doz aşı yapımı tam aşılı olmanın düşük olduğunu görüyoruz. Peki ülkelerin gelirleri mi etkiliyor, coğrafik konumları mı etkiliyor diye baktığımızda demin hastalığın yayılma ilkeleri atak hızlarına göre tablo neyse aşılama oranlarında tablo yüksek gelirli ülkelerde kullanılan aşı miktarı çok yüksek, kişi başına düşen aşılar çok yüksek ama düşük gelirli ülkelerde bu oranın çok çok yerlerde süründüğünü görüyoruz. Bu şu mesajı tekrar tekrar söylemek lazım. Siz yüksek gelirli ülkeler aşıyla hastalığın yayılmasını ya da baskılanmasını sağlarken düşük gelirli ülkelerde hastalığın endemik olması diğer ülkelere hastalığın yayılmasını engellemeyeceği için dünyada bunun daha homojen, daha kabul edilebilir sınırlarda aşılamaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Tam aşıların dağılımı burada. Tam aşıların dağılımına baktığımız zaman da ülkeler arasında farkın dağlar kadar olduğunu görüyoruz. Türkiye genelde orta düzeyde kalan bir seviyede ama orta düzeyde kalmak hastalıkla mücadele için yeterli olmuyor. Üst düzeyde kalmak lazım. Ağırlıklı olarak %80'i aştığınız takdirde tam aşılılarda ve zamanında aşılılarda biz bunu aşabiliyoruz. Şimdi bunu çözmek için aşı programlarının geçen sene bunu aşıların dağıtımının problemlerini çözmek için bazı önlemler alınmaya çalışıldı ama dünya nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturan düşük ve düşük orta gelirli ülkelerde aşıların %1.2'si, orta gelirli ülkelerde ise %14'ü ancak dağıtılmış durumda. O zaman zaten bu ülkenin aşı erişiminde çok ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. %1, %15 aşı yapmak, salgına müdahale etmek, hastalanmak, sakatlanmak ve sakat kalmak ya da ölüm gibi olaylara etkisi olmadığını görüyoruz. Sahra Altı Afrika'da sağlık çalışanların ve yaşlı kişilerin, bunlar öncelikli gruplar, ancak %18 aşılanmış durumda. Güney Asya'da tüm öncelikli grupların aşılamasında oldukça geri, aşılar nüfusun ancak %9'unu karşılayabiliyor. Temin edilen aşıların hepsini kullanırlarsa nüfusun ancak %9'unu yapabiliyor. İşte bu durumu çözebilmek için COVAX diye bir yapı kuruldu. COVAX, Gavi dediğimiz kuruluşun biraz kötü bir kopyası olarak düşündük. Azıcık böyle arka desteğinin zayıf olduğunu düşündüğüm bir kuruluş. COVAX'ın kuruluş amacı aşıları tedarik etmek, adil bir şekilde tahsis etmek için küresel bir girişim. Zaman zaman televizyonlarda özellikle geçen sene COVAX'ın aşı üretimine katkı sağlayacağı falan gibi spekülatif konuşmalar oldu. Hayır, COVAX bağışları toplayarak aynı Gavi'nin yaptığı gibi aşıları bir havuzda toplayarak ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtmayı hedefliyordu. Ancak düşük gelirli ülkelerin nüfusunun %20'sini kapsayacak kadar bir hedef koymasına rağmen bu hedefe bile ulaşamadı.
Pfizer COVAX'a 40 milyon doz aşı vereceğini söyledi. Ama 4 Mayıs 2021'e kadar 1 milyon doz, bugüne kadar da verdiği 3,5 milyon doz aşı verebilmiş durumda. Peki bu COVAX'ın işlemesinde söz veren ülkeler neler yapmışlar? Hani %20'sini hiç olmasa karşılarım diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri temin edeceği, bağışlayacağı aşının 790 milyon olacağını deklare etti. Karşıladığı aşı miktarı yaklaşık olarak 100 milyon, 80 milyon civarında. Avrupa Birliği'ne bakarsanız 350 milyon civarında aşı temin edeceğini söyledi. Karşıladığı miktar yaklaşık olarak 40 milyon doz civarında. Diğer ülkelerde felaket durumda. Yani prensip olarak kağıt üzerinde güzel bir koalisyon kurulmasına rağmen koalisyonu oluşturan ülkeler bu konudaki sözlerini yerine getirmediği için işlemeyen bir koalisyonla dünya karşı karşıya kaldı. Bu da benim son slaytım olarak değerlendiriyorum. O zaman da bu aşı dağıtımındaki eşitsizliğe bağlı olarak dünyada yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık olarak iki kişiden birisi diye geçiyor ama %62'si aşılı. Ama düşük gelirli ülkelerde %4,5'u aşılanmış durumda. Bu önemli noktalardan birisi. Çünkü ısrarla ve ısrarla söylemeye çalıştığımız nokta bu ülkelerin muhakkak aşı paylaşımında etkili bir pozisyona girmesi lazım. Aksi takdirde biz dünyada pandemiyle ilgili isterseniz kısıtlamalar deyin, isterseniz tam kapanmalar deyin, pandemiyle ilgili aşı programında çok hızlı bir şekilde, yani 2021'de gelişmiş ya da orta gelişmiş ülkeler aşısını tam hale getirebilirler, %80'e ulaşırlar. Bu yeterli değil. Biz çok kısa bir süre içinde tüm dünyada belirli aşı oranlarına ulaşamadığımız takdirde bunu engelleriz. O zaman iki tane temel sorun var. Aşı araştırma geliştirmeleri konusunda ülkelerin bütçe tahsisleri, bu konuda uluslararası desteği sağlamaları, ayrıca aşı üretimiyle ilgili olarak, aşı araştırmaların ötesinde aşı üretimiyle ilgili olarak ülkelerin bir regülasyonla düzenlenerek dünyadaki aşı üretim kapasitesini değiştirmeleri lazım. Bu konuda çok ciddi engeller olduğu belli. İkinci kısma geldiğimizde ben tabiri çok hoş söylemeyeceğim, yani çok hoşlanmadığım bir tabir. İşte parayı veren düdüğü çalar diye bir şey var. Aşı da maalesef dünyada parayı verenler düdüğü çalıyorlar. Ama o düdüğü çalmak yetmiyor. Demin de söylediğim gibi ne kadar fazla miktarda dünyada kısa sürede aşı yaparsanız, pandemiyi o kadar iyi baskılarsanız, o zaman dünyada sosyal, ekonomik, siyasal ya da diğer toplumsal barışı olumsuz olarak etkileyecek eşitsizliği en azından korona, COVID açısından minimalize edersiniz. Bunun başka çözümü olduğuna inanmıyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok 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 teşekkür ederiz Levent Hocam. Çok net gösterdiniz tabloyu ve biz şunu anlıyoruz ki herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olmayacak. Bu bir pandemi yaşanıyor çünkü. Bu çok önemli bir konu. Değerli katılımcılar, lütfen YouTube'daki kendinize ait yerde sorularınızı, katkılarınızı yazın. Bize iletilecek onlar. Chat'ten bana iletilecek. Ara ara onu da duyurayım. Bu eşitsizlikler meselesinin ne kadar boyutunun büyük olduğunu anladık Levent Hoca'nın sunumundan da. Şimdi de Türkiye'deki eşitsizlikler COVID aşılamasında ne durumda? Profesör Doktor Muzaffer Eski Hoca'yı dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Ben hepimize sağlık ve güvenli bir gelecek dileyerek başlamak istiyorum. Muzaffer, söz alabilir miyim? Tam bunu söyleyecektim. Slaytını mı değiştirdin diyecektim ama tesadüfen pişti olduk, bunu söyleyecektim. Slaytını görmüştüm. Evet. Ama ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Evet. Gönüllerimiz birmiş demek ki Muzaffer. Evet, Nusret Hocamı ben göremedim ama Varlık Evi'nde sevgili Gülhan Hoca ve Fişek Enstitüsü'nün o ilk kuruluş aşamasındaki katılımcılarla uzun süre çalışma ortamında çalıştım. O havayı soludum, birlikte çalışmanın keyfini yaşadım. Minnetle anıyorum bize öğrettikleri için. Bu çalışmada
aşı çeşitliliği, aşı politikası, bilgileri erişim ve aşılara erişim açısından eşitsizliği konuşacağım. Türkiye'de bağışıklama hizmetlerinde eşitsizlikle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Mehmet Zencir ve Bahar Marangoz arkadaşlarımla birlikte o çalışmadan bir bölümünü sizlere sunacağım. Aşıya erişimle ilgili şeyden önce aşı teminiyle ilgili, aşı sağlamayla ilgili neler oldu? Oradan başlamak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı alan 7 tane aşısı vardı. Bugün 8.'si ilan edildi. Türkiye bu aşı konuşulmaya başlandığında, uygulanabilir diye tartışılmaya başlandığında bir talepkar oldu, istekli oldu. Ancak o zaman tercihini CoronaVac, Çin'de üretilen CoronaVac aşısı için yaptı. Daha güvenilir bulduğunu ifade etmişti o zaman Sayın Sağlık Bakanı ve başka ifadeler de oldu bir şekilde, başka ifade edenler de oldu. CoronaVac'la ilgili teminde aksamalar olunca da BioNTech devreye girdi. BioNTech bize geç geldi ama şu anda ana kaynağımız BioNTech olarak sürüyor. İşte bildiğimiz bir teknoloji diye söylendi ve o CoronaVac için övülesi yaklaşım ya da kabulü, rızayı sağlamak için söylenenler bir süre sonra Türkiye'de BioNTech için tereddüt kaynaklarından biri oldu. Bu tereddüt eşitsizliğin besleyicilerinden biri oldu diye düşünmek yanlış değil. Aşılama politikası olarak şu anda Türkiye'de 12 yaş üstünde, eğer tabii çocuklar için aileleri rıza gösteriyorsa, herkes aşılanabilir. Şu anda politikamız öyle. Öyle miydi? Öyle başlamadı tabii. İşte önce uygunluk tanımlandı. Önceliklendirme yapıldı. O önceliklendirme üzerinden aşılamaya başladık. Yaşlılar ve sağlık çalışanları üzerinden aşılama başladı. Aşılama için uygunluk tanımlama süreciyle aşıya erişim mümkün oldu. İşte merkezi hekim randevu sistemi, enabız ve aşıla programları üzerinden aşıya uygunluk tanımlamaları yapıldı. Şüphesiz bu hani kaydı ve sürecin yönetimini kolaylaştırdı. Ancak Türkiye'de bu sistemlerin kullanımıyla ilgili birçok sorun yaşandı, birçok yetersizlik vardı. Şimdi önemli ölçüde aşıldı mı? Elbette ki bu sürecin aşılmasında hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın teknolojiyi kullanma, teknolojiye erişimle ilgili sorunu olan insanlarımıza, yurttaşlarımıza yardımının çok ciddi bir katkısı olduğunu söylemek yanlış değil. Aşılara erişim için coğrafi yönden erişime yönelik de ilk anda hastanelerde başladı aşılama. Hastanelerde aşılama kamu özel tüm hastanelerde ikinci ve üçüncü basamak tüm hastanelerde yapıldı. Ardından aile sağlığı merkezleri katıldı. İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri mobil hizmeti yerinde aşıyı karşılamaya çalıştı. Özellikle uzun süreli bakım gören yurttaşlarımız için huzur evlerinde, bakım meydanındaki aşılama onlarla yapıldı. Erişimi arttırmak için alışveriş merkezlerinde, köylerde, evlerde aşı yapıldı mı? Evet. Şimdi okullarda aşı yapılıyor mu? Evet. Ancak ne kadar yeterli oldu, ne kadar ihtiyacı karşıladı ya da sorunu çözdü, biraz sonra tekrar konuşacağız. Ama bu konuda sorunumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda bir çaba olduğunu, ancak bu çabanın birikimimizde, deneyimimizde örtüşmediğini söylemek istiyorum. Aşılama politikasını önceliklendirme üzerinden hakkaniyete uygun olarak, yani herkese aynı anda erişilebilir olmadı. Hakkaniyeti bunun üzerinden tartışmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha çok ihtiyaçları vardı.
mutlak bir eşitlikten söz etmiyorduk. Ancak eşitsizlik halk sağlıkçıların önemsediği bir konu. 13. Halk Sağlığı Kongresi sağlıkta eşitsizlikleri tema olarak işlemişti. O kadar önemsediğimiz bir konu. Eşitsizlik birçok boyutta olabilir. Yaş, cinsiyet, meslek, yer, kronik hastalık, engelli oluş, sosyoekonomik düzey, etnik yapı, teknolojiye erişim, dijital sisteme kayıtlı oluş. Özellikle bu korona pandemisi sırasında bunlar çok önem taşıdı. Tabii onların dışında sığınmacıların, düzensiz göçmenlerin de eşitsizlik mağduru olma şeyleri, durumları yüksek olasılık. Bu yönden eşitsizlik izleminin yapılması ve ihtiyacı olana daha çok verip eşitsizliği derinleştirmemek, eşitsizliğin sonucunda yaşam kaybını, sağlık kaybını, sağlığın sosyal belirleyicilerine erişimin kısıtlanmasını önlemek son derece önemliydi. Bu konuda bir sorunumuz oldu mu? Evet. Aşı bilgilerine erişimle ilgili bir başka başlığımız. Aşılamayla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı işte yayınladı. Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte pandemi yönetiminin, belki öyle demek daha doğru olacak, kamuoyuyla, bilim insanlarıyla paylaştığı verilerin yetersizliği Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin ilk koronavirüs raporlarından itibaren sürekli 14, 28, 56 günlük raporları, Türk Tepkiler Birliği, tüm uzmanlık dernekleri neredeyse bununla ilgili sürekli yakındılar. Yeterince bilgi verilmiyor. Yeterince bilgi verilmeyince de sağlıklı karar vermeyle ilgili süreç de işlemeyecek. Çünkü kanıta dayalı bilgi, kanıta dayalı halk sağlığı politikası ve başarı bunların ardından gelecektir. Şu son bakanlığın yayınladığı son iki Türkiye haritası aşının en düşük olduğu yerlerde hastalığın insidansının daha düşük olduğunu görüyoruz. İzaha gerçekte güç olan şeylerden biri. Aşılama bilgilerine ne kadar erişilebildiği, ne kadar kanıta dayalı karar alınabildiği şu an için bir muamma olmaya da devam ediyor. Bakanlığın verdiği bilgilerin çok sınırlı oluşu, aşılamayla ilgili tanımlayıcı özellikleri defalarca bakanlıktan isteme sonucunu doğurdu. Bu bilgileri alalım, bu bilgileri analiz edelim, bu bilgileri ışığında kanıta dayalı politikalar geliştirelim ki bu sorunu çözelim. Aşılamanın salgını önleyici önlem olarak etkili olabilmesi yüksek bir ivmeyle kısa sürede başarılmasına bağlı. Zamana yayılmış bir aşılama ile dirençli havuzunu büyütürken zaman içinde işte geçmişte aşılananların bağışık yanıtlarının gittikçe zayıfladığı, koruma düzeyinin altına düştüğü, geçmişte enfekte olanların, hastalananların koruyuculuklarının sürmediğine dair bilgilerimiz o duyarlı havuzunu sürekli dolu tutuyor. Şu anda olasıdır ki yaptığımız aşı günde 150 bin dolayında duyarlı havuzu direnç sağlayarak, aşı sağlayarak kattıklarımızdan daha hızlı bir şekilde boşalıyor. Aşılanmama ile ilgili çok yakınma var. Herkesin yakınması var. Sayın Bakan da çok yakınıyor. Yakınırken de başından itibaren aynı üslupla, aynı dille, ricacı bir dille konuşuyor. Sonra aşılanmama, aşıya erişememek ya da aşıyı reddetmek ya da aşıyla ilgili kararsızlık sonucu olur. Erişememe, aşıyı sağlayamama, Türkiye'de bununla ilgili epey bir süreç yaşadık. Öncelik sıralamasında olamama, özellikle buna şeyi söylemek mümkün. Hakkaniyeti tartışmayacağız dedik o şeyde ama tek sağlık anlayışı, zoonotik enfeksiyonlar
enfeksiyon olarak başlayan bir COVID salgını ve bu dönemde işte veteriner sağlık çalışanlarının sağlık çalışanı olarak da sayılmadığı bir aşılama dönemi yaşadık. Başvuruya dayalı hizmetin engelliler için, yaşlılar için, teknoloji kullanımı sorunu olanlar için, uzakta yaşayanlar için, hastalıkla ilgili yeterince gerçek bilgi, daha doğrusu gerçeğin tümünü bilmeyenler için zor olacağını söylemek yanlış değil. Başvuruya dayalı hizmet eşitsizliği derinleştirici bir hizmet. Rutinde de öyle, COVID'de de öyle. Ülkemizde bağışıklama hizmetlerinin, COVID'le ilgili aşılama hizmetlerinin bütün verilerini görebildiğimiz birkaç aşama oldu. Bu verilerden derlediğimiz bölgelere göre aşılama rakamlarını, daha doğrusu rakamların işlenmiş hallerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi ki yaşlıların ve sağlık çalışanların, yani faz 1'de aşılananların Sinovac ile aşılandıkları dönemde eşitsizlik oldu mu diye baktığımızda istatistik bölge düzeyi 1 sınıflamasına göre işte Batı Marmara, Batı Anadolu'da %85'e ulaşılabilmişken aşılama Kuzeydoğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da %60'ın altındaydı. %58 ve %55. 1.4 kat daha fazla en iyi durumdaki ile en kötü durumdaki arasındaki eşitsizlik. Muhtemelen sadece yaşlı sayısı değil, sağlık çalışanlarının sayılarıyla da ilişkili olabilir. Biliriz ki bu eşitsizlik mağduru olan yerlerde sağlık çalışanı sayısı da azdır. Bu sadece sağlık yaşlılar, 65 yaş üstü yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları nüfusları üzerinden hesaplandı. O dönemde işte 24 Şubat 2021 tarihi itibariyle yayınlanan veriler üzerinde en iyi bölge ve en kötü durumdaki bölgeleri burada görüyoruz. Bunun sürmemesi gerekiyor idi. Ancak iller bazında da işte en iyi durumdaki illerin üstteki %20'lik dilimi, en kötü durumdaki illerin %20'lik dilimin, yani üstteki 16 il, alttaki 16 ilin görünümü bu şekilde. Bunun sürmemesi gerekiyordu ama bu şeyde de sürdü. Aşılama kapsamı genişletildiğinde ki son veriler 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle güncellendiği ifade edilen Türk COVID sitesinden alınmadır bu. Ancak biliyoruz ki 25 Ağustos'tan sonra Sağlık Bakanlığı illere göre aşılama verilerini artık yayınlamamaya başladı. Bunlar 25 Ağustos'un verileri gibi göz önüne alınabilir. Burada da en iyi durumdaki il bölge %87 ile Batı Marmara, en kötü durumdaki bölge bu sefer Güneydoğu Anadolu %62 ile. Yine 1.4 kat daha kötü durumda. İkinci doz aşılama oranlarında durum aynı. En iyi durum, en kötü durum. Bu sefer %81, %48, 1.7'ye yakın bir fark. Birinci doz aşılamasında en iyi ve en kötü illerin durumu 24 Şubat'taki tabloyla önemli ölçüde örtüşüyor. Verilerin zamanında değerlendirilmesi, eşitsizlik mağdurlarının erkenden saptanması ve ona karşı önlemler alınması, adaletin sağlanması için, tabii salgın yönetiminin başarısı için de çok önemli. Bunları sadece yer açısından konuşabiliyoruz. İşte çok az bir bilgimiz var
mesleklere ilişkin öğretmenlerin aşılanma durumu için bakanlıklarının ifade ettiği rakamlar var. Yazılı yayın görmedik. Sağlık çalışanların aşılanması durumu için Twitter'de ya da basın açıklamalarında geçen rakamlar var. Onun dışında işsizlik kurbanı olabilecek diğer ögelerle ilgili bilgimiz yok. Yere göre işsizliği ondan dolayı vermeye devam ediyorum. En iyi durumdaki iller, en kötü durumdaki iller birinci doz aşılamasında. Birinci ve ikinci doz aşılamasında en iyi ve en kötü durumdaki iller, bölgeler gene işte Batı Marmara, Güneydoğu. Görünen o ki bu sorun sürüyor ve sürecek gibi. Bu haliyle sürmemesinin yollarını aramamız gerekecek. Sağlık Bakanı işte 18 yaş üstünde aşı yaptıranların en yüksek olduğu 10 il ve en düşük olduğu 10 ili işte arada bir açıklıyor. Bu listede pek değişiklik olmuyor. Birbirine yakın listeler tekrarlayıp duruyor. İyiler sürekli iyi, kötüler sürekli kötü. Salgın yönetiminin bu kötü oluşu durdurması gerekiyor. Buna müdahale etmesi gerekiyor. Son Türkiye haritası, aşılamayla ilgili Türkiye haritası bu. İkinci doz aşı yaptırmışların oranı %78 olarak söyleniyor. 18 yaş üstü söyleniyor. Ancak biliyoruz ki 14-15 yaşındaki çocuklar COVID'den ölüyor. 10 yaşın altındaki çocuklar yoğun bakımda yatıyor. Öyle olunca da hedefin daha geniş tutulması, uluslararası literatürde Levent Hocam'ın gösterdiği kaynakların bir kısmında aşılama tüm toplum üzerinden hesaplanıyor. Faydaya tüm toplum konuyor. Bizde 18 yaş üstü, 18 yaş üstünün dışında sığınmacıların, düzensiz göçmenlerin bu listede olup olmadıklarından da emin değil. Ya da bu paydada olup olmadıklarından da emin değiliz. Bu haliyle eşitsizlik mağdurlarının sorunların çözülmesi için, mağduriyetlerin giderilmesi için, salgının yönetilmesi için, Levent Hocam'ın söylediği yoksul ülkelerdeki sorun sürdükçe varsınlar ne kadar aşılansa da hani daha az ölecekler ama onlar için tehdit sürecek ki anımsatmak istiyorum. Öncelikle birkaç sonuç söylemek istiyorum bu çalışmalardan çıkarabileceğimiz. Sağlık Bakanlığı, pandemi yönetimi, sürveyansın tanımında olan ilgililerle paylaşım, verilerin işlenmiş halini paylaşım, verileri paylaşımı ısrarla yapmamakta. Verileri bilim insanlarından, kamuoyundan esirgemekte. Bu esirgeme bilgi üretimiyle ilgili, kanıta dayalı halk sağlığı girişimleriyle ilgili bir zafiyetin çok büyük bir olasılıkla nedenidir. Şimdiki başarısızlığın nedenlerinden biridir. Çünkü salgın Türkiye'de aşılamaya rağmen kontrol altında değil. Aşı ya da aşılama sanki salgını sürdürülebilir kılmak üzere bir işlev görüyor görünümünde. Bu bağışıklamanın şimdiye kadar gördüğümüz yararlarının göz ardı edilmesi, ona haksızlık edilmesi olarak değerlendirilebilir. Bülent Hocam ne güzel ifade etti. Aynı şeyi düşünmüşüz. COVID artık bir sosyal hastalık. Sosyal hastalık dediklerimizin öğrenciliğimizde anlatılırdı. Asistanlığımızda anlatılırdı. Gençken biz de anlatırdık öğrencilerimize. Hem hastalık insanı hırpalar hem de hastalığın oluşumundan dolayı toplum o insanları hırpalar. Ve bu tür hastalıklarla baş etmek o eşitsizlik mağdurlarının, kurbanlarının
tek başlarına yapabileceği şeyler. Sosyal önlemler olmazsa, devletin güçlü eli olmazsa bununla baş edilemez. Bu açıdan mutlaka salgın yönetiminin, eşitsizlik kurbanlarının bu sorunlarını çözmek için aktif ve acil girişimde bulunması gerekiyor. Türkiye kızamıkla mücadelede, Türkiye polio eradikasyonunda, bağışıklama hizmetlerinde hedeften uzak olan yerlere müdahale etmeyi başardı ve bu başarı üzerinden o polio eradikasyonu sağlandı. Kızamıkta uzun süren bir virüs dolaşımı durdurumu başarılabildi. Bugün neden yapılmıyoru anlamakta güç çekiyorum. Halk sağlığı uzmanlarının, sağlık hakkı savunucularının, yaşam hakkı savunucularının bunu talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. Akıntı o yöndeyse şayet, günde 200 dolayında ölüme rıza göstermek ise şayet, hayır biz buna razı değiliz, bu ölümleri engelleyeceğiz, engellemeliyiz, engellemek kimin görevi ise engellesini hep birlikte söylememiz gerekiyor. Aşılama zamanı geldiği halde aşılarını yaptırmayan yurttaşlarımızın sayıları rakam olarak veriliyor. Sayın Bakan dillendiriyor. Şu kadar milyon kişi üçüncü dozu yaptırmadı, ikinci dozu yaptırmadı. Kim zaman bu tür şeyler olur. Ancak aşı tereddütü için şimdiye kadar öğrendiklerimiz COVID değil. Aşılamayla ilgili öğrendiklerimiz bize şeffaflığın sağladığı güvenin, yani gerçekliği tümüyle bir şey saklamadan paylaşmanın sağladığı güvenin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bu haliyle pandemi yönetimi belirsizliği, bu belirsizlik tereddütü, tereddüt eşitsizlik kurbanlarının COVID-19 yükünü arttırıyor. Ve hani insidansın düşük olduğu bölgelerin aşılama oranlarının da düşük olduğunu düşündüğümüzde, gördüğümüzde bunun da görünür olmadığını, görünürlüğün az olduğunu söylemek istiyorum. COVID-19 ölümlerinin %90'ı, 95'i aşıyla önlenebilir. Günde 200 dolayında ölümü kabul edemeyiz. Günde 200 ölüm aşıyla önlenebilir hastalıktan kabul edilemez. Türkiye'nin günde 150 bin dolayında aşı yapması kapasitesini 1,5 milyonun üstüne çıkarabilmiş bir ülke için, bir yönetim için çok ciddi bir zaaf. Günde 200 insanımızın kızamıktan öldüğünü, difteriden öldüğünü düşünebiliyor musunuz? COVID %90 aşıyla önlenebilir bir hastalık ve aşısı var, elimizde aşı var. Bu aşıyı yaptırmanın yollarını aramayız. Aşı öyle bir sunuldu ki sanki her derdin devası olacakmış gibi. Aşılandım, o zaman maske takmayayım. Aşılandım, koruma önlemlerine gerek yok. Bunu rol modellerin, televizyondaki görüntülerinden itibaren hayata geçirmeleri gerekiyor. Koruma mesafesinin, maskenin, aşılanmanın, kalabalıktan kaçınmanın işte kişisel sorumluluk olduğunu ama herkesin kişisel sorumluluğu olduğunu tekrar tekrar anımsatmak gerekiyor. Ama herkes istese de bu kişisel sorumluluğu tek başına yerine getiremez. İşte Bülent Hocam anlattı, mavi yakalı o kalabalıkta çalışmak, o kalabalıkta işe gitmek durumunda o zaman daha da başka şeyler düşünmek gerekiyor. Ortak sorumlulukların teste ihtiyaç anında yeterince erişim, kolay erişim, saptanan vakaların izolasyonu, şüpheli vakaların karantinası, iyi bir havalandırma. Havalandırma deyince şunu söylemek istiyorum. Bugün öğretmenlere gönderilen bakanlığın, paylaşılan bakanlığın sunusunda havalandırmadan bahsedilmiyor. Okul çocukları için havalandırma hayati önem taşırken hiç
O öğretmenlere yönelik rehberde havalandırma yok. Maddi desteksiz kurtulamayacak, özellikle işsizlik kurbanları, işsizlik kurbanları için maddi desteğin sağlanması gerekiyor, arttırılması gerekiyor. Ve toplum bağışıklığı için yüksek dozda, yüksek ivmede yeni bir aşılama seferberliğinin kampanyasının başlatılması gerekiyor. Bunun savunuculuğunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve son olarak şunları söylemek istiyorum. Aşılayamadıklarımız için gerçekten çok üzülüyoruz. Bu ölümlerin acısını her birimizin içinde hissetmesi gerekiyor. İlginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Muzaffer Hocam. Böylece panel süresince dünyada aşı üretiminden başlayarak hem daha doğrusu önce Bülent Hoca'yla eşitsizlikler, sağlıkta eşitsizlikleri ele aldık ve COVID örneğinde dedik. Daha sonra da COVID aşılaması dünyada durum nedir bu eşitsizlikler konusunda ve Türkiye'de durum nedir? Levent Hocam ve Muzaffer Hoca'yla toparlamaya çalıştık ve böylece de bir 10 dakikalık soru cevap bölümümüze zaman kaldı. Chat bölümünde aslında görüyorsunuzdur, YouTube'dan iletiyorlar teknik gruptaki arkadaşlarımız. Bana iletilen bir soru vardı Dedeoğlu Hoca'nın Bülent Hoca'ya. İyi de yoksulluk niçin var ve niçin hiç kapanmıyor bu ara diye. Kök nedeni, nedenlerin nedenini düşünmemiz gerekiyor elbette Bülent Hocam. Size bir soru vardı. Chat bölümündekileri gruplayarak belki şeye iletebilirim. Muzaffer Hoca ve Levent Hoca'ya yönelik sorular var. Bunlardan Muzaffer Hoca okul aşılanması, okullardaki aşılardan söz ediyor deniyor. Hangi illerde, hangi okullarda yapıldı ve böyle bir program var mı diyor Mehmet Zencir'de. Ben soruları şey yapayım, ileteyim isterseniz. Tamam. Tıklayarak sonra sizlere söz vereceğim ve ona göre de cevap isteyeceğim. Yine Onur Çeçen arkadaşımızın sorusu var. Muzaffer Hoca ve Levent Hoca'ya. ASM'lerde hem ikinci hem üçüncü doz için hem de ilk doz için hem de call center'da ya da ASM bazı bir geri çağırma yapan, uygulayan il var mı? 99'lu TC sahibi olan ki Suriyeliler biliyorsunuz geçici koruma altına alınan grup bunlar. 3,5 milyon sadece geçici koruma altındakiler 5 milyon toplamları ediyor ama bunları bu kişilere dair sağlık kurumuna çağrı yapan bir plan var mı diye bir soru var. Yine Ferda Hoca'nın bölgelere göre aşılanma oranı farklılığında aşı reddi oranının nasıl dağıldığına dair bir şey var mı? Veri. Onur'un bir başka sorusu daha var. Onur Çeçen'in. 13 yaş tetanoz difteri aşısı Şevkat. Difteri aşısında e-nabızda aşı talebi oluşturmasına gerek olmayan ebeveynlerin aynı çocuğu için COVID aşısı için aşı talebi ekranına girmesi zorunluğunda bir gariplik yok mu? Türkan'ın sorusu, Levent Hoca'ya sorusu. 5-11 yaş aşı için etkin ve güvenli olduğunu biliyoruz, açıklandı. Uluslararası yapılıyor. Ülkemizde bu yaş grubunun aşılanması düşünülüyor mu? Cemil, buraya geçmeden isterseniz sorular arttı aşağıda. Bir cevap alıp tekrar ilerleyelim. Cemil Bey'in sorusunu da bırakalım. Ondan sonra tekrar ilerleyelim. Birikti çünkü sorular. Bülent Hocam sizden başlayalım mı? Buyurun. Tabii ki. Yani Necati Hocam'a teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir konu ve bilinen bir konu. Artık o yüzden ben hani buna sunumda çok girmedim. Nedenlerin nedenleri diye terminolojik olarak ifade edilen
üretim ilişkileri üzerinden ve sınıflı toplum yapısı üzerinden bir analiz yapılıyor ve burada da bu eşitsizlikleri ortaya çıkartan, bizim gördüğümüz yoksulluk gibi, eğitimsizlik gibi, göç gibi aslında değişkenlerin temel nedeninin kapitalist üretim ilişkileri olduğu biliniyor. Bu anlamda dünyadaki ülkeler içerisinde şu anda tek sosyalist sisteme sahip olan ülke Küba olduğu için belki oradan bir örnek verebiliriz. Levent abi de değindi sunumunda. Küba uzun süre COVID ile ilgili mücadelede önce birinci basamak, güçlü bir birinci basamak sistemiyle başarılı oldu. Ama daha sonra bu varyant, delta varyantının ortaya çıkması ve turizm faaliyetleri nedeniyle bir anda bir yayılma oldu. Ama şu anda onu da kontrol altına aldılar. Bunun da temel nedeni aşıyı kendilerine üretebilmeleri. Ve hızlı bir şekilde kendi ülkelerinde üreterek bunu yapabildiler. Dolayısıyla burada tartıştığımız eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle sağlık hizmetlerinin bir meta halinden çıkartılması, yani alınıp satılan bir değer olmaktan ya da mal olmaktan çıkartılması. İkincisi de sistemin, kapitalist sistemin yapacağı yatırımların sadece işte işçilerin çalışabilmesi için ya da sistemin devamı için değil, aynı zamanda dengeli bir şekilde bütün toplumun bundan yararlanabilmesi için yapılması gerektiği gibi bir sonuç çıkartıyoruz. Dolayısıyla Necati Hocam'ın sorusundan şu sonucu söyleyerek bitirebilirim. Eşitsizliklerin temel nedeni şu anda sınıflı toplum yapısıdır. Sınıflı toplum yapısının oluşmasının da temelinde aslında en altta yatan temel faktör meta, yani para ve sermaye ilişkisidir. Dolayısıyla bu sistemin en azından kapitalist sistem içerisinde törpülenmesi gerekiyor. Zaten bununla ilgili aslında çalışıyor Dünya Bankası. Değişik teorileri var. Yoksullukla mücadele üzerine bir takım şeyleri var, projeleri var biliyorsunuz. Ama temel olarak ideolojik bir farklılık olduğunu söylemek lazım. Bu nedenle de hani Küba'yı da özel bir örnek olarak hatırlatmış olalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Muzaffer Hocam, sonra evet, ben sorulara... Başka sorular da var çünkü. Evet. Mesela okullarda aşıyı ben iki ilde duydum. Biri Gaziantep, biri Antalya. Velilere haber gönderiliyor. Falanca gün okula geleceğiz çocuklarımız için. Talep oluşturun diye. Hani o bilgilendirmenin ardından da okulda aşı yapılıyor. Bu iki ilde yapıldığını biliyorum. Başka illerde var mı bilmiyorum. Yani öyle bir sistemi çalışmam yok ama sahada görüştüklerimden aldığım bilgi bu. Yayılabilir mi? Yayılsa iyi olur. Bu yaratıcı bir girişim. Yayılmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Aile sağlığı merkezlerinde ikinci, üçüncü doz için geri çağırma, üçüncü doz için çağırma. Şimdi sevgili Hüseyin Örün de işte etkili bir müdahale olarak bilinen bir şey var mı? Bu bağlamda bir şey sormuştu. Bildiğim kadarıyla okuduklarımızdan şimdiye kadar deneyimlerden görünen şu, en etkili müdahale izleyen hekimin aşıyı önermesi ve bu öneriyi tekrarlaması. Evet. Merkezlerinin aşıyla ilgili hem tereddütü önlemede hem eksiği kapatmada, açığı kapatmada çok ciddi bir katkısı olacağını bekliyorum. Dünyadaki deneyim o şekilde. Bölgelere göre aşılamadaki eşitsizliklerin nedenine ilişkin soruya yanıt veremeyeceğim, bilemiyorum çünkü şu anda. Yani bu veriler üzerinden bir yanıt vermek spekülasyon olur. Birçok şeyi olabilir, incelenebilir. Bunu çalışmaya çalışacağız olabildiğince. 13 yaşındaki bir çocuğa tetanus difteri aşısı yapmazken COVID için onam istemek gariplik yok mu diye soru var. Elbette yani bu domuz gribi
aşılamasında başlamıştı. Çocuğunuza aşı yapacağız, onay veriyor musunuz diye. O zamandan bu yana bunda da yapıldı. Sorumlu infodemin olduğu bir dönemde televizyonda insanların her gün her şeyi doğrusu yanlışıyla ama çoğunlukla yanlışıyla çok konuştuğu bir dönemde o yurttaşlara bırakmak insafsızlık diye düşünüyorum. Bizim hekimlerin hükümetin sorumluluk almada kaçınma davranışını tekrarlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sağlıkta dönüşüm programında olası sonuçlardan biri defansif tıpın gelişeceği şeydi. Şu anda hem sorumluluk alma noktasında kamu yönetimi istekli değil, hem de hekimler kaçınıyor. Vatandaş tereddütüyle baş başa. Bunu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim şu anda söyleyebileceklerim bu kadar okuduklarımdan. Teşekkür ederiz. Levent Hocam, şeyi de ekleyelim o zaman. Altta okumadığım, siz gördünüz ama. Bakıyorum. Vardı. Bu hızlı antijen testleri çok yaygın da yapılıyor biliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Şevkat, biraz daha başa alayım. Bazı eksiklikler var. Bunlardan birisi, Muzaffer birkaç okul, birkaç ilde söyledi ama pek çok ilde Sağlık Müdürlüğü'ndeki bulaşıcı hastalıklar grubu okullarda aşı çalışması yapmaya çalışıyorlar. Bu önemli noktalardan birisi. Ama bir şeyi kaçırıyor galiba. Soruyu soran Onur muydu? Notlarımda isim almadım, soru aldım. Şu anda kullandığımız aşı ruhsatlı bir aşı değil Türkiye için. Ruhsatlı aşıları kullanmadığımız için acil kullanım onayına bağlı olarak zaten bizim muhakkak ve muhakkak kişilerden sözlü ya da yazılı fark etmiyor. Bir aşı onamı almamız lazım. Bu vari şey de olabilir, ebeveyn de olabilir, çocuk şey de olabilir, erişkin de olabilir. Çünkü BioNTech Amerika'da ruhsatlandı, bazı Avrupa ülkelerinde ruhsatlandırıldı ama Türkiye'de ruhsatlandırılmadı. O zaman biz ruhsatlı olmayan bir aşı kullanıyoruz. Halbuki difteri, tetanoz aşı ruhsatlı bir aşı. O yüzden de arada çok büyük bir fark var. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Demin bir soru vardı görebildiğim kadarıyla. 5-11 yaş grubunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalar olumlu çıktığı için o yaş grubuna aşı yapıldı. Ama şu anda Türkiye'nin sorunu 5-11 yaş grubunda değil. Esas önemli, en önemli sorunu Türkiye'nin 15-17 yaş grubu. 15-17 yaş grubu Türkiye'de şu anda hastalığın bulaşmasında kendilerinde görülmesi açısından ve çevresine bulaştırması açısından en etkili grup olarak çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Bu yüzden de Türkiye'nin odaklanması gereken bir yaş grubu şu anda 15-17 ya da daha genişletirsek 15-22 yaş grubu çok önemli. En düşük aşılama oranının olduğu grup. Şimdi şeye bakıyorum, ASM'lerde çağrı sistemi var mı diye bir soru var. ASM'lerin bazı kısmı çok heterojen. Bazıları demin Muzaffer önemli bir şey söyledi. Bunlar gelenlere aşı yapma olarak düzenleniyor. Bazı ASM'lerde ise aşı olması gerektiği halde aşı olmayan, bu ikinci doz ya da hiç aşı olmamışları çağırıyorlar. Böyle çalışanlar var. Bu kural, buna ait bir genelge yayınlandı. Ama siz de takdir edersiniz ki ASM'lerin iş yükü, ne bileyim teması takibi falan gibi sorunlar nedeniyle bazıları bunu takip etmiyorlar. Normalde takip etmeleri lazım diyeceğim ama o iş yükünün içinde o kadar kolay değil. Çünkü epeyce bir iş yükleri olduğunu biliyoruz. Bir de rutin hizmet vermek zorundalar. Günlük poliklinik takip ettiği hastalar falan gibi. Halbuki bizim, Muzaffer keşke o konuyu açsaydı, bizim aşı politikamız yıllardır yerinde aşı yapmak üzerine kurulmuştur. Polio'da, kızamıkta biz bu başarıyı elde ettik. Ev ev dolaştı bizim sağlık personelimiz. Müthiş bir özveri. Yani bu öyle küçümsenecek bir şey değil. Dağ başındaki evdeki çocuğa gitti polio aşısı yaptı. Oraya ulaşmak için 45 dakikadan fazla vakit harcadı. Bir doz aşı yapacaktı ama yaptı. Ama şu anda maalesef da şey üzerine, müracaat üzerine aşı yapıldığı için önemli bir faktör. Aşıda bölgeler arası farklılıklar var mı? Bazı sosyal araştırmalar var, paylaşılmadığı için biliyorum. Belirli bölgelerde, il olarak konuşmayalım bunu, İllerin belirli bölgelerinde aşıya karşı dirençler var. Bu da çok farklı nedenlerden dolayı. Ama buradaki en önemli noktalardan birisi, salgının başladığı günde olan
özellikle paylaşımlar ilerleyen günlerde 2020'nin Nisan'ında, Mayıs'ında giderek paylaşımda düşmeler oldu. Dolayısıyla aşıya güveni sağlayabilmek için aşıyı uygulayan kuruluşa güven duymanız lazım. Aşı uygulayan kuruluş Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı Teşkilatı. Bu güveni sağlamak muhakkak ve muhakkak yönetime olan güvenle ilgilidir. O yüzden de veri paylaşımı çok önemli noktalardan birisi. Bu paylaşım olduğu sürece hem de detaylı paylaşımdan bahsediyorum. Çok özel paylaşımları kastetmiyorum. Bunların paylaşılması aşıya olan güveni artırır. Demin benim size bahsettiğim 17-22 yaş grubuyla ilgili mesela aşının çok düşük olduğunu, bu gruplarda hastalığın çok yüksek olduğunu çok hakim değil sistem. Yani bunu web'e koyarsın. O zaman görürsün ki bu yaş gruplarında bizim sorunumuz var. Yani yaş gruplarında aşı olma sorunu var. Bir kritik noktayı daha söyleyeyim ben. Aşıda bizim hesapladığımız süre yaklaşık olarak 83 gündü. 83 günde bir turu bitirirken 83 günün 28. günde yani geri kalan 65 günde de ikinci doz aşıları tamamlayarak yaklaşık olarak 100 günde iki doz aşı yapacağımız planlandı. Ama maalesef aşı temininde işte bir pek çok sosyal nedenle olmadı. Şu anda Türkiye'deki en büyük sorun iki doz aşı olan insan sayısı fena değil. Yani çok iyi değil diyemem ama çok iyi diyemem ama fena değil. Ama sorun iki doz aşısı olanlarda dahi bağışıklık yanıtının düşmesine bağlı olarak bunlar da aşısızlar gibi risk altına ve toplumda risk yaratabiliyorlar. Dolayısıyla aşı programında özellikle pandemilerde ya da salgınlarda çok hızlı bir şekilde hedef grubuna çok yüksek miktarda aşı yapmak üzerine kurulmuştur. Bu önemli noktalardan birisi. 99 şey için yabancı çocuklar için bir soru var. Eğer TC kimlik numarası almışsa ve 99'lu bir TC kimlik veriliyor ya bu yabancılara. Eğer almışsa bunlar da başvuru esası üzerinden aşı olabiliyorlar. Epey bir zamandır yani yeni bir olay değil. En büyük sorun Türkiye'de yaşayıp Türk vatandaşlığına ya da Türkiye'de oturma izni alamamış. Yani TC'sinde 99'la başlamayan gruplar var. Önemli bir grup var burada. Bu grubun benim tahminim, bu tahmin bilgiye dayanmıyorum. Yaklaşık olarak 3,5 milyon kişi olduğunu tahmin ediyorum. Yani önemli bir rakam. Dolayısıyla biz ya da ben fayda hesabı yaparken faydaya 90 milyonu koyuyorum. Faydada 90 milyon. Pay kısmına da şu anda Delta varyantı ya da Delta Plus varyantının R0 değerini yaklaşık olarak 6-8 olarak hesaplanıyor. O zaman da çok tahmini %82 toplumun aşılanması lazım. Ama bu %82 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca değil. Çok hızlı bir şekilde gene planlaması yapılabilir ama burada bunun hızlı aşılaması için pek çok faktörün ama en önemli nokta güven faktörünün tazelenmesi ya da güçlenmesi lazım. Güven faktörü çok önemli. Çünkü spekülasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bölgeye göre aşı reddi dağılımı bölge bunu tekrar söylüyorum. İller bazında homojen bir yapı yok. İstanbul'da bir ilçede ciddi miktarda aşıya rezistan var. Ama bir başka ilçede bakıyorsun %90'lara ulaşmış durumda. Yani illerin içinde de bölgesel farklılıklar, mahalle farklılıkları olduğunu unutmamak lazım. Hızlı tanı testlerine gelince hızlı tanı testleriyle ilgili olarak kullanılmasında çok büyük yarar var. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı'nın politikası teması takibi de dahil olmak üzere hızlı tanı testlerini kullanmasına izin vermiyor. Böyle bir politikası yok Sağlık Bakanlığı'nın. 5-11 yaşa gelince Sağlık Bakanlığı şu anda 5-11 yaş grubuna aşı yapmayı yakın vadede düşünmüyor. Yakın vade nedir? 3 ay içinde 5-11 yaş grubuna bir aşı programı almayı düşünmüyor. Başka soru var mı? Şefkat göremedim şu anda. Aslında pek çok şey cevaplandı sizin şeylerinizde. Bir aşı karşıtlığı için Cemil Bey'in sorusu var. Bunun şurada görüyorum. Cemil Galioğlu'nun görüyorsunuzdur. Yani Cemil Bey şu anda izliyor bizi. Ben bilimsel danışma kurulundayım. Ama bunun cevabını verebilecek durumda değilim. Yani bunun cevabını bilmiyorum. Verebilecek durumda derken cevabını bilmiyorum. Beceriksizliği örtmek olduğunu çok fazla düşünmüyorum ben. Ama başka faktörlerin olduğunu düşünebilirim. Bu çok tartışılan konulardan birisi. Demin kendimi çok açık olarak ifade ettiğimi düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı toplumu ya da basını ya da medyayı bilgilendirmek amacıyla belirli temel bilgileri paylaşması lazım. Kendi sitesinde öyle basın toplantılarıyla değil kendi sitesine paylaşması lazım. Çok detay bilgiler istendiği takdirde mesela meslek örgütleri olabilir bu.
ya da uzmanlık dernekleri falan gibi kuruluşlar olabilir. Buralarla da ilgili olarak bazı detay bilgileri onlarla paylaşabilir. Çünkü bazı detay bilgiler toplumda yanlış anlamaya yol açabilecek bilgiler üretebilir. Onu çok dikkatli kullanmak lazım. O yüzden topluma web sitesinde demin bahsedildi. İşte aşıların dağılımı, hastalıkların dağılımı, aşı olanlarda ne kadar hastalık gözüktü gibi çok temel bilgiler var. Şu anda onları saymayı gerekli görmedim. Ama önemli noktalardan birisi bu. Yalnız bir şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki en kritik noktalardan birisi de muhakkak ve muhakkak toplumda aşıyı hızlı ve de hemen hemen eşit oranlarda yapmış olmamız lazım. Burada hastalığı geçirmek o kadar önemli değil. Onu da söyleyeyim. Hastalığı geçirenler hastaneye yatıp da hafif orta ya da ağır şiddette geçirenlerde bağışıklık iyi oluşuyor. Asemptomatik ya da hafif geçirenlerde maalesef bağışıklık istenilen yüksek düzeyde ya da istenilen sürede gerçekleşmiyor. O yüzden de siz de biliyorsunuz hastalığı geçirenlerde bir ara niye 6 ay oldu bilmiyorum ama biz aşı programı uygulandığından beri hastalığı geçirenlerde 3 aydan sonra en az bir doz daha aşı yapılmasını önerdik. Bir ara olması 6 aya çıktı ben de anlamadım. Ama muhakkak önemli şeylerden birisi. Bunları paylaşmak istedim. Sevgili Hüseyin'in bir sorusu vardı. Muzaffer bir şey de söyleyecek o arada herhalde ama bağışıklık sistemi yetersizliği yaşayanlar için, transplant hastalar için filan ek doz şey düşünülüyor mu? Evet, bunlar da Muzaffer istersen sen söyle mi ya da ben mi cevap vereyim şu anda? Bu cevabını siz verin, ben diğer sorulara geçeyim. Şimdi arkadaşlar yapılan çalışmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar var. Özellikle mRNA'dan bahsediyorum ya da BioNTech aşısı. Çünkü Türkiye'de BioNTech kullanıyoruz mRNA olarak. BioNTech aşısının bu tip vakalarda transplant gibi, solid organ şeyleri, kanserleri gibi ya da solid organ trans şeyleri gibi, nakilleri gibi olaylarda primer dozu BioNTech aşısıyla 3 doz olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda birkaç gün sonra bu da ortaya çıkabilir. Basın toplantısında paylaşıldı mı paylaşılmadı mı bilmiyorum. Bu gruba biz primer BioNTech dozunun en az 3 doz olması gerektiğini deklare ettik. O yüzden de Hüseyin haklı. Burada kanser tedavisi alanlar, transplant hastaları, renal yetmezliği olanlar, hemodiyaliz hastaları falan gibi grupta bunun listesi şu anda sistemde var. Bunlar en az 3 doz BioNTech aşısı olması lazım ki koruma sağlayabilsin. Ama tüm bunlara rağmen özellikle kan hastalığı olanlar, kan kanseri grubunda diye tarif edeceğimiz grupta olanlarda maalesef 3 doz BioNTech'e rağmen hiçbir immün yanıt çıkmadığı da ortaya dökülmüş durumda. Bu yüzden bunlarla ilgili olarak ivedi olarak bizim bir kemoprofilaksiye ihtiyacımız var. Ama maalesef kemoprofilakside kullanılacak bir tıbbi madde yok. Son ortaya çıkılan şaşayla anlatılan antibiyotiklerin de etkisi son derece sınırlı. Sadece ve sadece entübasyonu yoğun bakımı engelleyebiliyor. Hastaneye yatmasını dahi engelleyemiyor. Ama herhalde biz Ocak ayına doğru birkaç tane etkili antiviralle bu işi yapacağız. O zaman hiç olmazsa bu tip vakalarda bunlarla da koruma sağlayabiliriz. Çünkü gripte bu tip vakaların koruması aşıyla değil, ağırlıklı olarak özel tamavir adını verdiğimiz antiviral ajanla oluyor. O yüzden yakın bir zamanda Hüseyin Bey şey çıkacak. 3 doz BioNTech önerisi primer doz olarak yayınlanmış olacak. Evet, ben Levent Hocam'ın korumaya ilişkin söylediklerine o İsviçre peynirini de anımsatarak ekleme yapmak istiyorum. O kendimizi ve bu durumdakileri korumak için maske ve koruma mesafesini, havalandırmayı sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Sanki artık aşılama dışında yapacak bir şey yokmuş gibi ya da salgın bitmiş gibi bir duygudan arınmak gerekiyor. Sevgili Gamze'nin bir sorunusu var. Bölgelere göre eşitsizlikleri azaltmak için nasıl bir politika izlenebilir diye. Eşitsizlikleri gidermek uzun vadeli bir iş ama bu COVID aşılamasında Levent Hocam'ın söylediği noktayı tekrar etmek istiyorum. Yüksek ivmede kısa sürede %80'in üzerine aşıya erişmemiz gerekiyor. Poli aşılamasını yaparken gene benzer bir şey. Bir hafta içinde hedeflenmiş yaş grubunu
%90 üzerinde aşılamak için bir çalışmayı yürütmüştük ve başarmıştık onu. Bugün de başarabiliriz. Başarmak zorundayız. Böyle bir şey için bir aşı kampanyası, bir aşılama kampanyasına ihtiyaç var. Yani bu gereksinimi olan yerlere, işte Sağlık Bakanlığı'nın merkezinden daha önce il yöneticiliği yapmış çok deneyimli insanlar, onlardan destekle polyoda, kızamıkta yapılanın tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgesel eşitsizliği acilen gidermemiz gerekiyor. Yoksa hastalığın ülke içinde sürmesi, dönmesi, salgının sürdürülebilir hale gelmesi için aşının işte hastane kapasitesini zorlamadan işte günde 200 ölüme razı edilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Teşekkür ederiz. Aslında süremizi epeyce aşmış. Kampanyası olur. Evet. 15 dakika da aşmış durumdayız ama. Bir cümle daha söyleyebilir miyim eşitsizliklerle ilgili? Ben sorayım. Aynı zamanda. Yok ama eşitsizliği doğrudan ilgilendiriyor. Sorun cevabı değil. Biz aşıdaki eşitsizlikleri konuştuk ya. Esasen pandeminin yarattığı eşitsizliklerden birisi de sağlık hizmeti alma ihtiyacı olduğu halde alamayan gruplar var. Ya bu çok önemli. İşte diyabet hastası gibi, kalp hastası gibi hastalıklar pandemi yüzünden hizmet alamadı. Dolayısıyla pandeminin yarattığı da bir eşitsizlikten bahsedebiliriz. Bunlar hizmet alamadığı için Almanya'da bu tip vakalardaki kayıp yaklaşık olarak beklenenin %20 daha üzerine çıkmış durumda. Bu Almanya'nın verileri, katıldığım bir toplantıda paylaşıldı çünkü. Almanya'da bu kadar yüksek olduğuna göre Türkiye'deki durumu iyi bilmiyorum ben. Yani böyle bir çalışmamız yok. Eğer varsa, Bülent biliyorsa ya da Muzaffer biliyorsa, pandemi nedeniyle kronik hastalığının regüle edilememesi nedeniyle kaybedilen vakalar ne kadar? Bu rakamı ben bilmiyorum. Bununla ilgili bir oran yüzde falan da yok. Sadece Almanya böyle bir şey paylaştı. O yüzden pandeminin yarattığı eşitsizliğe de bizim kronik hastalıkları eklemek lazım. Türkiye'de yani çok temel bir kaygı belki. Türkiye'de COVID aşısı tedarikinde gelecekte bir sorun yaşanır mı önümüzdeki dönemde? Böyle bir temel soru. Onu da ben sormuş olayım. Çok kısa. Şevkat, ben bu konuda yani benim teşekkür etmeye bir temasım yok. Sadece zaman zaman çevrim içi görüşmelerimiz oluyor ama Uğur Bey, BioNTech'in yöneticisi ya da araştırıcısı diye bahsettim. Uğur Bey'in soyadını unuttum. Eşin de ismi bir anda aklımdan çıktı şimdi. Esasında Türkiye'de bu kadar yüksek miktarda BioNTech aşısı temin edilmesinin sebebi Uğur Bey'dir. Yani kendisinin bireysel çabalarıdır. Kendi kontenjanını, kendi satış hakkını Türkiye lehine kullandığı içindir. Türkiye'de bir gerek BioNTech aşısı, gerekse inaktif aşı ile ilgili yakın gelecekte bir sorun gözükmüyor. Bunu söyleyeyim. Yakın gelecek dediğim hep 3-5 aydan bahsediyorum. Yani yakın gelecek o. Evet, teşekkür ederiz. Süremizi gerçekten epey... Son sözünüzü alalım. Sizin de. Evet, ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de 2 doz Sinovac aşısından sonra Temmuz ayında 3. doz BioNTech uygulaması yapıldı. Fakat bundan yaklaşık 1-1,5 ay sonra Ağustos ayı ortalarında 4. bir aşı, yani 2. doz BioNTech'in yapılma hakkı tanındı yurt dışına çıkacak olanlar için. Önce bir yanlışlık yapıldı, herkese gibi duyuruldu. Sonra bu hatadan dönüldü. Fakat bu tabii kötüye kullanıldı. Yani benim gördüğüm kadarıyla hiçbir belge istenmediği için yurt dışı çıkışla ilgili. Birçok kişi, benim hastanemdeki birçok doktor ve etrafta gördüğüm birçok kişi aceleyle 2. doz BioNTech'lerini oldular. Yani 2 doz Sinovac artı 2 doz BioNTech oldular. Bunun bilimsel açıdan uygun olup olmadığı zaten tartışmalı. Ama ben o konuya girmeyeceğim. Özellikle bunun bir eşitsizlik oturumu olduğu için hani bu açıdan ele alacağım. Bence bu etik bir davranış değil ve eşitsizlikleri de arttıran bir davranış. Çünkü insanların bu kadar işte aşı oranları düşük olan birçok ülke varken ve kendi ülkemizde de böyle sorunlar varken alelacele gidip 4. bir doz BioNTech aşısı olmaları ne olur ne olmaz diye. Bence doğru bir tavır değil. Ayrıca zaten yapılan çalışmalar 2 doz Sinovac artı 1 doz BioNTech'ten sonra çok yeterli düzeyde antikor oluştuğunu gösteriyor.
bu kadar yeterli antikor varken hemen bir ay sonra tekrar bir doz daha aşı olmanın getireceği sakıncalar ve yan etkileri bir kenara bırakalım. Gereksiz yere bir tüketim olması ve ileride de belki Türkiye'de bir aşı sıkıntısı ortaya çıkarsa bunun nedenlerinden birisi olacağı çok açık. Çünkü zaman geçtikçe antikor düzeyleri düşüyor. Belki de şu anda bu aşı olmasalar bu kişiler Ocak, Şubat ayında belki bu aşı olmaları gerekecek, bir gereksinim doğacak. Dolayısıyla hem gereksiz bir şekilde bu aşı tüketilmiş oldu hem de başkalarının hakkına, yani bütün dünyayı bir aynı global köy gibi düşünürsek bizim elimizdeki aşının bu şekilde tüketilmesinin ben bir eşitsizlik yarattığını düşünüyorum. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın büyük hatası var. Bu hatayı bir an önce düzeltmesi lazım. Her önüne gelen bu şekilde bir beyanda bulunarak yurt dışına çıkacağım diyerek ikinci bir doz BioNTech'i şu anda yapmamalı, yaptırmamalı, buna olanak sağlanmamalı. Ama maalesef Ağustos ayının ortasından beri yaklaşık 2,5-3 aydır bu uygulama devam ediyor. Tabii kaç kişinin bu aşıyı yaptırdığını bilmiyorum. Bunlar açıklanırsa daha iyi olur. Ama bu da ciddi bir eşitsizlik yarattı. Çünkü bu komşusu açken insanların alelacele gidip nasıl olsa param var deyip kendi dolaplarını, kilerlerini gıdayla doldurmalarına ve bunu da kimseye vermemelerine benziyor. Ben bunu doğru bir davranış olarak görmüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben artık kapatalım diye düşünüyorum. İstersen Muzaffer'e de söz ver. Bak Muzaffer'i kırmayalım Şevkat. Muzaffer, 2 dakika söz ver. Tekrar mı kaldırdı o elini? Tekrar mı kaldırdı Muzaffer elini? Tekrar kaldırdı. Evet, tekrar kaldırdı. Tam Bülent hocamın söylediği üzerinden. Artık tamamlasak iyi olacak ama çünkü... Evet, ama tamamlayacağız bu şeyle ilgili. Şimdi eşitsizlik deyince bilgiye erişimdeki eşitsizlikten de bahsediyorum. İşte bu bakanlığın ikinci biyotek için yolu açtığı dönemde işte bana da çok soruldu. Ben de şöyle düşündüm, yürüttüğüm aklı da anlatayım. İşte iki tane koronavak delta varyantına karşı %30'larda bir koruma sağlıyor. İşte bir BioNTech %30'larda bir koruma sağlıyor. Koruma işte toplam %60-70 olur mu? Bundan da emin değiliz. Bu konuda da hiçbir bilgi yok. Yürüttüğüm akıl şu, bakanlık bunu biliyor. İşte 6 ay geçmiş şeyin üzerinden Sinovac yapılalı, sağlıkçıları ve yaşlıları korumak için böyle bir yol açıldı diye düşündüm. Soranlara da aşılanın dedim. Ardından o anda da kendim aşılanmadım. İşte izne çıkıyordum. Hani öyle bir şeyle de uğraşamadım. Ardından işte fırsatım oldu. Şimdi kayıttayız ama bunu söyleyeceğim. Hani öğrencilerim var, arkadaşlarım var. Sordum ya sizin ilinizde işte yoğun bakımdakilerin, ölenlerin aşı durumu nedir? Bakanlık açıklamıyor bunu. Bu uygulamanın ardı böyle bir şeyden dolayı mıdır diye. O zaman dendi ki işte iki doz Sinovac artı bir BioNTech yaptıranlar için koruma %90'ların üzerinde ve ondan sonra soranlara da isterseniz yaptırın, isterseniz yaptırmayın ama bu bilgiyi verdim. Yani bu şekilde de anlatarak verdim. Bilgiye erişimi eğer bakanlık zamanında tam yapsaydı, şimdiye kadar eksik ya da yanlış yapılan birçok şeyin önüne geçirdi. Güven sağlanırdı, güven kırılmazdı. Şöyle bir bakanlık düşünün, Türk Tepkiler Birliği, uzmanlık dernekleri canla başla onun için çalışıyor. Muhalefet etmiyor, aşı olsun diye. Öneriler geliştiriyor, yollar anlatıyor, işte savunuculuk yapıyor, katkıya hazırız, elimizde ne varsa vermeye hazırız diyor ve bilgi paylaşmama hani şu salgının başlangıcından bu yana aynı politik olarak sürüyor. Şimdi Levent hocam net olarak hatırlar, domuz gribinden bu yana sürüyor. Yani bu veriyi biz işleyeceğiz, biz çalışacağız. Eğer hani buradan söyleyebiliriz, başkanımız burada, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği başkanımız burada. Eğer verileri işleyecek ekip yoksa şayet, insan gücüne ihtiyaç varsa Halk Sağlığı Uzmanları Derneği bir ekip oluştursun.
Hiçbir şey beklemeden yaparlar bunu. Ben yani bunu yapacak bir ekip çıkacağına inanıyorum. Yani bir an önce bakanlığa işte kanıta dayalı politika için eldeki verileri işlemek üzere bir ekip oluşturulabileceğini düşünüyorum. Ama mesele şu, şimdi sağlıkta dönüşüm programı sorumluluğu vatandaşa atmak üzere, kamunun yükü omzundan atması üzere tarif edilmişti, anlatılmıştı. Bu şekilde biz de anlatıyorduk böyle. Şu anda yaşadığımız da o. Yani düşünün, öyle bir ortamı düşünün. Şimdi infodemi herkes tanımlıyor. Karşıtlık işte gırla gidiyor. İşte zaten teminleri ilgili sıkıntımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Ve insanlara diyoruz ki aşı yaptırmak, yaptırmamak senin bileceğin iş. Kararı sen ver. Şimdi Levent Hocam dedi ki acil kullanım onayı olduğu için o belge alınmak zorunda. İncitmeden nasıl alınabilir? Yani onay vermezsen aşı yapamam. Yani öyle, bir şeyin olması lazım bunun. Yani Muzaffer, bunun yöntemi var tabii de paylaşmadım ben nasıl yapılacağını, yöntemi var. Ama herkese tahmin eder nasıl yapılacağını. Evet. Şimdi sonuçta hani yapılsın dendiğinde yapılıyor bir sürü şey bu memlekette. Evet. Burada mı engel olacak? Onun için ben aynı fikirdeyim. Ben bu konuda yani kamuyu, halkı, adaleti, insanı savunucu bir yaklaşımla ilgili sorun hissediyorum. Çok teşekkür ederiz. Böylece Mehmet Zencir'in şeyi de kısmen değinilmiş oldu son soru olarak. Sağlıkta dönüşüm bir engel değil mi diyordu. Çok uzun tartıştık. Covid'in ilk pandeminin ilan edildiği süreçten itibaren hem Türk Tabipler Birliği hem Hasuder, bizler de orada çalıştık biliyorsunuz. Ekipler oluşturup çalışmaları yürüttü. Daha önce Pınar Okyay'ın yönetimindeki dönemde de gruplar halinde çalıştık ve hala da o çalışmaları sürdürebilecek potansiyeli var. Bu Hasuder'in ve Türk Tabipler Birliği de sürdürüyor zaten. Bunun tabii dikkate alınması için de ayrıca bir savunuculuk yapmak durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz. Böylece bütün konuşmaları, Nusret Hoca'yı burada ha, evet Sağlık Bakanı da anmış. Levent abim paylaştı. Bilemedim onu. Yani toplantıda bahsettim. O da biraz evvel, yani yarım saat evvel bir tweetle saygılarını belirtmek istemiş. Peki, teşekkür ederiz paylaştığınız için. Biz de bizimle birlikte kalan ve bizi izleyen bu saate kadar değerli katılımcılara da ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinize, panelist hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yine bu organizasyonu yapan 4 kuruluşa da ayrıca tek tek teşekkür ediyoruz. Hocamızı bir kez daha, Nusret Hocamızı saygı, sevgi ve özlemle anarak panelimizi burada sonlandıralım. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.